Herkese merhaba. Beni duyuyor musunuz? Selamlar. Merhabalar, evet duyuyoruz. Aa, süper. Adet olarak herkes kendini sessize mi alıyor? Öyle bir kod mu başladı? Ya bu Zoom üzerinden sürekli derslere katıldığımız için malum hoca konuşurken biz genelde mute'da oluyoruz. Ha, öyle mi? Evet. İyiymiş. Çünkü evde olduğumuz için arkadan sesler gelebiliyor. Kedi olsun, kardeş olsun. Ha, evet, bugün ben de evdeyim. Hatta eşimin atölyesindeyim, dikiş odasındayım. Biraz bugün ev karışık. Karantinalı, herkesin evi karışık dediğiniz gibi. Değil mi? Değil mi? Bakıyorum bayağı bir 24 kişi olmuşuz o. Süper ya. Herkese merhabalar. Selamlar. Daha önce böyle kayıtlı bir Zoom'a girdiniz mi? Yani böyle önce kayıt ol, soruları cevapla falan. Bu arada hani mikrofonu kapatmanız şart değil. Yani eviniz sessizse açabilirsiniz. Hani ben şu an binaen nasılsın da önce bir yoklama yapmaya çalışıyorum. Ama eğer böyle daha rahatsanız tabii ki sorun değil benim için. Bu Zoom denilen programda böyle webinar tarzı da yapabiliyorsun. Zaten o zaman kimse konuşamıyor açmazsan. Belki okuldaki şeyler daha farklı. Zoom'un da bu galeri görünümü şu anki çoğaltan default öyle açılıyor varsayılan. Bu galeri görünümünde açtığın zaman yine herkesi zorunlu olarak sesini videosunu kapatabiliyorsun. Ama zannedersem tabii biz profesyonel kullanıyoruz. İnsanlar ücretsiz versiyonunu kullanıyor. Ücretsiz versiyonunda böyle güvenlik açıkları falan da olduğunu söylüyorlar da profesyonel versiyonunda biz öyle şeyler görmüyoruz. Yani gayet yani profesyonel sözcüğünü hak edecek bir program olduğunu düşünüyorum ama tabii ücretsiz versiyonunda belli özellikleri olmayabilir. Mesela şu an benim kullandığım versiyonda hiç mesela altyazı yapmış olan var mı aranızda? Chatten de yazabilirsiniz. Eğer mikrofon kapatmak bir adetse. Mesela ben şu an herhangi birinize altyazı görevi verebiliyorum. Mehmet Ferit Doğan. Öyle mi? Çok güzel. Sevgili Mehmet Ferit Doğan. Mesela şimdi sizi alt yazıcı yapıyorum. Mehmet Ferit Doğan. Bir deneyin bakalım. Bakayım. Yapamadım. Pardon. Closed caption. Assign a participant. Mehmet Ferit Doğan. Bunu... Evet. Şimdi bu görevi atadım. Mesela Mehmet Ferit Doğan şu an isterse benim söylediklerimi ekrana yazabilir. Yazmayı dener misin? Kabul etmen gerekiyordu sanırım. Şimdi birkaç şey yazarsan ekrana gelecek mesela. İnsanlar da speaker view'e geçerlerse o zaman ekranda sadece konuşan görünür. Ve alt yazı, evet, close caption on. Eğer şu an bir şeyler yazarsanız o herkesin ekranına çıkabiliyor. Böyle canlı alt yazı yazma diye bir iş var. Yani bu dünyanın bazı ülkelerinde zaten zorunlu işitme engelliler olduğu için sürekli olarak yayınların Selma Aksiki diyor ki speaker view'deyim zaten galiba diyor. Bunu yukarıda bir şey var. Speaker view yazmıyorsa ona tıklamanız lazım. Yani eğer ekranınızda speaker view yazıyorsa speaker view'de değilsiniz. Tıkladığınızda speaker view'e geçiyorsunuz.
Mesela şey yapma özelliği var. Eğer her konuşanın ekrana gelmesini istemiyorsanız, sadece bir kişinin ekranda kalmasını istiyorsanız, o kişinin kutusunun üzerindeki üç noktaya tıklayıp o üç noktada seçenekler var. Mesela pin video diyor. Onu pin derseniz o kişi sizin ekranınıza sabit kalıyor. Mesela ben hostum. Ben bir de spotlight yapabiliyorum. Spotlight yaptığımda mesela kendimi spotlight yaptım. Şu an herkes beni daha büyük görüyor olması lazım. Eğer şu an beni daha büyük görmüyorsanız zoom ayarlarını eksik öğrenmişim demektir. Yani zorunlu hale getiriyorum. Herkes Ümit'i görsün. Herkes hocayı görsün yapıyorum. Mesela şu an ben bir sunum yapıyor olsaydım, o zaman varsayılan ayarı zoom ekranı ikiye bölüyor ama ortada bir bar çıkıyor. Bunu sunumu yapan görebiliyor. Ama izleyenler de görebiliyor. Sunumu küçültüp izleyiciyi büyütebiliyorsunuz falan oynayabiliyorsunuz. Bu spotlight'tan da çıkma mümkün ya. Yani. Yine gallery view'e dönmek mümkün ama speaker'a geçtiğinizde bir anda speaker böyle ekranı tam ekran kaplıyor. Güzel bir şeydir. Evet, büyük bir şekilde gösteriyor. Aynen öyle büyük gösteriyor. Bir de şöyle bir özellik var. Mesela şu an çoğunuzun hatta hemen hemen hepinizin videosu kapalı. Ben videosu kapalı olanları gizle dersem şu an videosu kapalı olan herkes kapanmış oldu. Ekranda görünmeyecektir. Yani sizin de görmüyor olmanız lazım. Yanılmıyorsam ama belki sadece ben görmüyorumdur. Eğer doğru biliyorsam herkes için böyle olmuş olması lazım. Bazı ayarları tabii toplantıyı açarken yapma. Ha, Derya görüyorum diyor. Demek ki tıklayıp herhangi bir kutunun üstüne hide non-video participants derseniz onları bu sefer yani ne işe yarıyor? Görüntü kirliliğini önlüyor. Evet, üstte sadece isimler görünüyor da isim de görünmez hale geliyor. Yani videosu kapalı olan hiçbir kimse şey yapmıyor. Gallery View'e de geçsin. Mesela şu an Şule Erdoğdu Yılmaz videosu açık gözükmekle beraber bir siyah ekran herhalde ekran görüntüsü koydunuz. Siyah ekran var orada. Videosu açıkmış gibi gözüküyor. O ve ben ikisini görüyorum sadece. Vallahi arkadaşlar hoş geldiniz. Ümit Özaydın'la konuşulacak çok şey var. Ben hani sizler de bir şeyler sorarsınız diye düşünmüştüm ama ben bugün konuşacaklarımı aslında birkaç başlık altında özetledim zaten. Hani çeviri, teknoloji ve kariyer diye. Çeviri, teknoloji ve kariyer dedim çünkü artık teknoloji olmadan bir çeviri kariyeri olabileceğini ben düşünmüyorum. Belki eskiden de mümkün değildi. Bu arada Seda toplantıya şimdi geldi. Ve hani teknoloji de hangi teknoloji, neleri kullanmalıyız sorusu belki herkesin kafasında. Ben yaptığım konuşmalarda birkaç kaynak gösteriyorum. Şimdi size ekranımı da paylaşmak istiyorum sizinle. Sevgili dostlar. Bu kaynakları da hani benden sonra kendiniz daha çok ve daha detaylı görürsünüz, okursunuz diye. Bir defa ekranım şu an görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyor hocam. Aa, Görünüyor hocam. Net bir süper. şekilde görünüyor. Süper. Şimdi bir defa çeviri sektörünü takip edecekseniz çeviri sektörüyle ilgili araştırma yapan kurumları takip etmenizi öneririm. Bunlardan bir tanesi NIMDZ. NIMDZ.com. Ekranı görüyorsanız burada bir kısım araştırma raporları ücretsizdir. Bir kısmı için abone olmanız lazım. Yani mesela teknoloji NIMZ'nin teknoloji sayfasına bakalım neler göreceğiz. Burada işte mesela makine çevirisi bunlar video kaydı olsa gerek. Bu şu an çeviri sektörünün bu seneki durumu ve pazarın büyüklüğünü anlatan bir kayıt. Ve free to preview diyor. Bu public diyor. Demek ki bu sadece preview veriyor. Bu public olarak yapmış bunu. Aşağı doğru gittiğinizde o kadar çok halka açık bir kısmı yazılı, bir kısmı bunların video kaydıdır. Mesela
Mesela şunlar altyazı ile ilgili. O kadar çok farklı altyazı programı var ki. Yani şimdi ben üniversitede okurken hepimiz öğrenciydik. Üniversite hep geride kalır. Çünkü üniversitenin müfredatı 2-3 yılda bir değişir. 2-3 yılda konu teknoloji ise hep yeni bir şey çıkmıştır. Onun da yeni modeli çıkmıştır. Yani hocaysan onu öğreninceye kadar zaten zaman geçiyor. O üniversitede sınıfa enerjiyi katacak olan sizlersiniz ve sizin çeviri kulüpleriniz. Yani sistemi suçlamak, üniversiteyi suçlamak, dekan hocayı suçlamak, bölüm başkanını suçlamak hiçbir şey getirmez. Zaten herkesin işi başından aşkındır. Bu en teknoloji odaklı, en çalışkan akademik kadroda bile değişmez. Sadece altyazı için şu ekranda gördüklerinize bir bakın. O kadar farklı uygulamalar ve şirketler var ki. Yani bunu bir insanın tek başına öyle bir 2 ayda, 3 ayda bitirmesi mümkün değil. Ama ne yapabilirsiniz? Bu tür siteleri sürekli takip alırsınız. Yani mesela haftada bir gününüzü. Ne bileyim hani ben daha çok mesela ben her gün en az 1 saat, 45 yaşındayım ve her gün en az 1 saat yeni teknolojileri çalışıyorum. Yüklüyorum, demosuna bakıyorum. Ya bunu yapman lazım. Ya bu ne demek? Bunu yapmamak ne demek biliyor musun? Bizim tarih kitaplarında bir şey vardır. İşte Osmanlılar matbaayı işte 300 sene mi, 200 sene mi ne geç aldı. Eleştiririz. Böyle herkes böyle bol keseden eleştirir. Tamam Osmanlı matbaayı 200 sene geç aldı da sen 5 sene önceki altyazı programını kullanmıyorsun abi. Bu senekini de kullanmıyorsun. Hele bir de o zaman matbaa diye bir makineyi Almanya'dan bir yerden getirmen gerekiyordu. Şu an tek yapman gereken cep telefonuna indirmek kardeşim. Ya hatta bak işte ben şimdi size sunum yapıyorum. Nimze'nin web sitesine girdim. Buradan bak indir dene. Ne var yani? Bunu seni engelleyen hiçbir şey yok. Ama bazı insanlarda böyle bir ay bana birisi bunu yapsın böyle yani sanki bir servis bekliyoruz hani. Sanki bir kafedesin. Bir kafe. Orada sana garson şey getirecek hani böyle latte hani macchiato ister gibi al sana teknoloji falan. Yok böyle bir şey. Bunu senin gidip alman gerekiyor. Yani benim size bugün 1 numaralı söylemek istediğim şey budur. Bir chat mesajı var. Buyurun. Soru mudur bu? Chat'i ayrı bir şeye alabiliyor muyum ekran paylaşmışken? Çok özür dilerim. Öyle bir şey var galiba. Ekran paylaştığında Zoom çok gıcık oluyor. Hiç sevmiyorum. Bence programın en zayıf noktası ekran paylaşımı. Evet, biz görüyoruz, görüyorum ben. Çok da Aziz Oğuzhan Çakaloğlu çok doğru hocam demiş. Teşekkür ederim. Yani bu arada hani bu tür yorumları mikrofonunuzu açarak da söyleyebilirsiniz. Çok gürültülü bir ortamda değilseniz o kadar yani. Çok doğru hocam. Eyvallah canımsın. Yani fazla bir kaotik bir diyalog olursa mikrofonları kapatmak her zaman benim elimde. Eğer adminsen şöyle bir şeyin var. Buradan geliyorsun. Participants'tan mı ne? Bak mesela mute all diye bir şey. Bunu görüyor musunuz şu an ekranda? Yok hocam. Ben mute all diye bir buton geldi. Görmediniz değil mi? Siz görüyor musunuz Yok onu? hocam göremiyorum. Ha, bak demek ki Zoom bazı şeyleri... Ben buradan mute all deyip sizin konuşmanızı engelleyecek şekilde kapatabiliyorum. Belki ayıp olmasın diye göstermiyordur hocam. Bence de. Zoom Tabii bir de ben şu an hani demokratik bir toplantı açtım. Herkes chat'e katılabiliyor. Chat'i insanlara yasaklayabiliyorsun. Mümkün yani. Öyle şeyler de var. Kimse mesela chatleşemiyor falan. Mesela ben burada dosya yüklemeyi açtım. İsteyen buradan CV'sini gönderebilir mesela. Gerçi ben şimdi indirir miyim bilmiyorum da. Ama iş toplantılarında insanlar şirket broşürü, kartlarını falan gönderiyor. Böyle şeyleri öğrenmek lazım. Yani teknoloji, yani şimdi Nimzi'den Zoom'a geçelim. Şimdi bütün toplantılar Zoom'da yapılıyor. Millet Zoom'u geyik yapmak için kullanıyor çoğu. Ama insanlar iş için kullanıyor. Toplanıyorlar ve şirket broşürlerini paylaştıkları bir oda kuruyorlar. Zoom'da alt oda diye bir şey var. Ben bunu tek tuşla mesela şu an istersem seçtiğim insanları başka bir alt odaya alabiliyorum. Ve onlar orada devam ediyor. Kendi aralarında özel konuşuyorlar. Bu bir iş görüşmesi olabilir. Başka bir şey olabilir falan filan. Yani ben bakıyorum Batılılar Zoom dediğin hani bizim şu an hani ders işlemek için kullandığımız yapıyı bayağı profesyonel iş için kullanıyorlar. Bence biraz bu bakışa geçmek lazım. Herkese tavsiye ederim. Yani Nimzi'yi gösterdim. Bunu ilgiyle izlemenizi tavsiye ediyorum. Nimzi odağınızda olsun.
Birincisi budur. Hocam bu The Big Blue Button diye bir tane program var. Hiç kullandınız mı bilmiyorum ama. Gördüm. The Big Blue Button çok güzel bir e-learning programı. Open source, açık kaynak, evet. Bizim Kullanıyorsunuz, okul değil mi? genelde onu, evet, bizim okul genelde onu kullanıyor. Biz pek Zoom'da takılmıyoruz ama orada da yine böyle pair olarak ayrılıp işte çalışabiliyoruz gene farklı Ya odalarda. güzel. Sizin bölüm hangisi? Yaşar Üniversitesi hocam bizim. Yaşar, ha güzelmiş. Yaşar Big Blue Button'ı keşfetmiş. Tebrik ediyorum. Bence son zamanların en başarılı uygulamalarından birisi. Zoom size sponsor olsun diyor Hilal. Ya keşke. Zoom'un gözünde herhalde ben yani gökyüzünde bir damlayımdır. Şimdi sevgili dostlar, bir bu NIMS'i, sadece NIMS'i tek değil ama NIMS'i ücretsiz ulaşabileceğiniz araştırma paketlerinin çok olduğu bir site tavsiye ediyorum dedim, birincisi. İkincisi, şimdi makine çevirisi diye bir şey çıktı. Yeni çıkmadı, 1950'lerde çıktı ama zamanla çok gelişti. Zamanla inanılmaz gelişti. Yani o kadar inanılmaz gelişti ki şimdi mesela Google Translate'i açalım. Ekranımı hala gördüğünüzü kabul ediyorum. Evet, görüyoruz. Okay. Şimdi mesela ben burada Turkish'te İngiliz, işte mesela Türk ekonomisi çok hızlı büyüyor dedim. The Turkish economy is growing very fast. Şimdi bu çeviri kötü bir çeviri değil. Yani direkt bir çeviri ve doğru bir çeviri. Doğru mu? Yani yanlış diyebiliriz biz bu çeviriye. Demeyiz herhalde, değil mi? Yok demeyiz ya. Aynen öyle. Ya tabii bunda böyle ama büyüyor. Ama hala bazı çevreler kim kime dum duma yaşıyorlar gibi bir şey yaparsan still live to whom and whom. Makine bozuldu bence hocam. Böyle some circles. Falan yani şey. Tabii yani bu idiomatikliği bir müddet sonra bunu da çevirecektir. Şimdi bu arkadaş bunu yapıyor. Fakat dikkat etseniz ben tekrar büyüyor'a geleyim. Burada büyüme kelimesinden bir tanesini kullandı. Grow kullandı. Halbuki biz şimdi thesaurus.com'a gitsek teknolojide kullanmanızı yani bunu bilmiyorum bunu kaç kişi kullanıyor ama yani kullanmıyorsanız büyük hata içindesiniz. Yok, kullanıyoruz Arkadaşlar. hocam. Tamam. Benim bu arada klavyem bozuldu. O yüzden bazı harfleri kopyalayıp yapıştırıyorum. Grove'u yapıştırdım şimdi. Hocam bak Grove için bir defa advanced diyebilirsin. Değil mi? Yani become larger anlamında. Şimdi larger dışında Grove'un başka anlamları yok muymuş? Var tabii. Antonimleri de var. Yani zıt anlamları da var. Belki burada develop falan da kullanabilirdik hocam. Evet, benim aklıma da develop geldi. Aynen öyle kullanabilirsin. Başka bir yerde belki evet, yani developing çok güzel olabilir. Katılıyorum. Belki yani bu cümle için demiyorum ama belki başka bir yerde şirketimizin Afrika'daki faaliyetleri büyüyor desek, bakalım Google ne diyecek? Bir şey anlatmaya çalışıyorum da şirketimizin Afrika'daki faaliyetleri, ekonomiyi sildim. Bu arada farkındaysanız bu algoritmayı arkadaşlar TensorFlow algoritması deniyor. Attention algoritması. Kelime değiştikçe karşıdaki çeviri sürekli değişiyor. TensorFlow mu dediniz hocam? TensorFlow, evet. Şimdi TensorFlow. Hocam sadece hayır sadece. sadece tensor Tensor. Tamam. yapılıyor. Sen artık elim. Tamam. Şirketimizin Afrika'daki faaliyetleri çok hızlı büyüyor. Our company's activities in Africa are growing. Yine grow dedi, gördün mü? Evet. Halbuki belki ben burada çevirmen olsam activity'yi kullanmayacaktım. Our company is expanding in Africa. Ya da our company's African operations are Branch out belki. belki branch out biraz da dallanmaya gider ama yani Evet. ben yani şunu demek istiyorum. Google based çalışıyorsan aslında sen Googleify yapıyorsun. Çeviriyi Googleify yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum?
Ve çevirin yanlış olmuyor ama kelimenin Google'ın seçtiği en basit, en yalın kelime üzerinden gidiyorsun. Şimdi dolayısıyla yani insanın koyacağı çeviri sektöründe transcreation denilen bileşenlerden birisi bana sorunuzu gördüm, ona döneceğim. Zaten işte burada ayrılıyoruz. Belki branch out budur. Yani branch out dediğimiz yer burası. Bazı işler var ki öyle eş anlam meş anlam yok abi. O kelime zaten belli. Yani kapı mandalı. Bitti. Yani onun bir adı var. Ya da ne bileyim hani arabanın karbüratörü. Ne bileyim hani motorun kapağı. Onun İngilizce zaten belki İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi gibi fark olacaktır ama onun dışında kolay kolay eş anlam çıkması zor olan, genellikle yani %98 oranında terimsel olan ne diyeyim, daha mekanik ya da medikal, hatta patent çeviri, hatta hukukun belli alanları, sözleşmeler, vekaletnameler falan makine çevirisi için iyi adaylardır. Onda da mutlaka bir kontrol gerekir. Çünkü arada birisi bir farklı bir şey yazar, makine yamulu verir. Ya da mesela hocam, burada buyurun. Soru sorabilir miyim? Mesela tabii, makine çevirisine daha uzun bir metin yazdık. Ama o metinde mesela kapının kolu diyorum ben. Orada kastettiğim arabanın kapısının kolu ama evdeki kapının kolu olarak çeviriyor mesela. Aradaki detayı nasıl çıkartacak peki? O farkı şimdi, nasıl anlayacağım? Aynen. Normal Google gibi her şeyi çevirmeye çalışan, jenerik denilen, generic yazılıyor. Jenerik engine'lerde bunu bulamazsın. Bunun için Google'da bunu bulmanın yolu Google Auto ML. Biliyor musunuz? Bunu bilen var mı bilmiyorum. Google Auto ML. Hayır, bilmiyoruz. Google Automated Machine Learning kısaltması. Google Auto ML'e gidersin. Kendi terimlerini yüklersin. Tamam mı buradan? Aa. Bu hesabı siz de açabilirsiniz. Yaptığınız çevirileri yüklersiniz. Kendi terimlerinizi yüklersiniz. Google Translate olur, Çağıl Translate. Bulut tabanlı sanırım. Yeah, you can do it. Any one of you can do it. Yani it takes like 48 to 72 hours to make your own Google engine in 72 hours. Yani şaka gibi değil mi? Evet. 72 saatte ben olsam Yaşar Üniversitesi'nde bir tane Yaşar Cloud denerdim ya. Koskoca üniversitesinde hiç mi çeviri belleğiniz yok? Hocalar duymasın şimdi. Deneyebiliriz hocam. Ama unutmayın, Google'a çalışmak şeytana çalışmak gibi bir şey yani. Dünyanın en zengin şirketine bilgilerinizi vermek istiyor musunuz? Bunu iyi düşünün. Ama yani kesinlikle. Ama yani şey, havalı olur yani. Hocam ya biz staj ödevi yaptık. Google'un şeylerini biz kendimize Google yaptık falan. Yani kendine bir Google yapman o kadar hani zor değil. Ama tabii buraya gireceksin, bunu anlayacaksın, öğreneceksin. Biraz iş yani o kadar. Öğrendikten sonrası 72 saat. Zaten öğrenmesi belki 2 hafta. Birisi sana gösterirse. Ama öğrendikten sonrası şey gibi yani omlet yapmak gibi bir şey. Makarna yapmak gibi bir şey. Hatta şimdi yani çoğu insan evde herhalde herkes farklı yemekler deniyor. Yani pilavın 10 türlüsü, yani patlıcanın 1000 türlüsü falan çıktı. Bütün tarifler ortalıklarda. Hani bir defa öğrendin mi yapabileceğin bir şey. Hocam, yani sorunuzun arada cevabı, kendinize uyarlamak istiyorsanız o makine motorunu üzerinde biraz çalışmanız lazım. Bunu Google yaptığı gibi bunu yapan tabii başka şirketler var. Mesela benim size göstermek istediğim, ilk defa gösteriyorum. Türkiye'de ilk defa arkadaşlar. Bu bir deneme ekranıdır. Bu bir Fransız firması, Sistran. Biz onlarla yeni bir ortaklık yaptık. Şimdi bak, Türkçe. Daha bu halka açılmadı. Sistran'ın halka açık yeri var. Orada Dragoman'ı göremezsiniz. Ama yakında çıkacak. Ben size admin olduğum için gösteriyorum. Şimdi bak, sesli açıyorum. Şirketimizin Afrika'daki faaliyetleri çok hızlı bir şekilde büyüyor. Konuştum ve anladı, gördün mü? Hı hı. Çok güzel. Ya Dragoman yaparsa diyormuş. Ya tabii bunu yapmak, böyle bir şey yapmak 72 saatten daha fazla. 6 ayımızı aldı. Övgüyü hak ediyor hocam tabii. Yani.
Ama tabii bunun arkasında ses motoru benim değil. Bunun için ses motorunu ayrı koyuyorsun. Yani bunların hepsi bir şey. Ama yani sound engine, yani şey motorları var. Onları bileceksin. Makine motorları var. Onları bileceksin. Yani bilinmeyecek bir şey değil ya. Yani rocket science değil. Yani bir hakikaten uzaya çıkmak çok zor bir şey arkadaşlar. Yani atmosfer, yörünge, mörünge yani bayağı zor bir şey. Ama yani bunlar yani bir web sitesinden girip üzerindeki bilgileri biraz çalışıp sonra üzerinde artık hani birkaç ay mıdır yani belki bir yıl mıdır falan emekli yapabileceğin şeyler. Şimdi bu gördüğünüz motorda ne yapabiliyorsun? Yani böyle bir şeyden neler yapabiliyorsun? Mesela burada kendi terimlerini yükleyebiliyorsun. Ve mesela sen büyümek için expand kullanıyorsan ya da develop kullanmak istiyorsan diyorsun ki benim için şirket faaliyetlerimin geçtiği cümlelerde develop kullan diye ek kurallar tanımlayabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın mesela herkesin şey yaptığı. Tabii biz bazı tweakler yaptık. Çok bir tane S tuşum da bozuldu da bir S kopyalayayım bir yerden. Bir saniye. Hala benimlesiniz değil mi? Evet hocam. Evet takipteyiz. Sıkıcı mı? Yok hocam estağfurullah. Harikasın. Çok keyifli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bak çıkartamadı şu an tamam mı? Neden? Baş harfi küçük. Büyük yap. Ne yaptı? Özel isim olduğunu anladı. Ya. Yazmadı. Nasıl? Hasmet yazmadı. Yazar mı ya? Dragoman yapıyor hocam ya. Sen ne diyorsun? Hayır bu da yazabilir. Bu da yazar. Sonuçta makine ama ona göre yetişse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şeffaf yönetim anlayışıyla takdir topluyor. Şey yönetimi yazamadınız ama yine de çevirdi galiba. O kadar var işte abicim bu yapay zeka anladı. Nasıl? Hocam verileri Google'dan mı satın aldınız? Olur mu ya Dragoman verisi ya? Hepsi. Zaten Google'ın Türkçe editörlüğünü biz yapıyoruz ki. 3 yıldır. Google'ın editörü biziz zaten. İyiymiş hocam. Yani bunu da herkes bilmez unutuyor. Türkçe editörü biziz Google'ın. Ama yani Türkçe'de Google şu an dünyadaki en büyük veri tabanlarından biri bizde olabilir. Ama o 6 ayda olmuyor. Ben 25 yıldır sektördeyim. Eğer sadece bugün çeviri yapıp geçmeyi düşünüyorsan böyle bir veri tabanı biriktiremezsin ama eğer teknolojiyi biliyorsan, dünyanın nereye gittiğini izliyorsan ve bir 8-10 yıllık bir sabrın varsa yani sabrın nerede geldi otobüs? Den ibaret değilse, sabır sözcüğünün anlamını gerçekten biliyorsan o zaman yapabiliyorsun abi. Anlatabiliyor muyum? Anlıyoruz hocam. Gayet iyi anlıyoruz. Yani hani şu an çeviriden bilgeliğe doğru geçtik de hani bu bilgelik dersi değil ama yani ama yani olay budur. Ve bakın başka ne yapıyor makine? Bu eğitim işi. Özel isimleri büyüttü farkında mısınız? Health Minister yaptı. Çünkü Minister büyük yazılıyor. Ve adamın adı da Fahrettin Bey. F'yi de büyük yazdı ama ben küçük yazmıştım. Evet. Şimdi bunu Google Translate'e verelim. Bakalım ne edecek. Belki de güzel yapar bilmiyorum da ben sanmıyorum yani. Ümidim yok Google'dan. Yok hocam yapamaz. Bak yine fena değil. Health Minister Fahrettin Koca is bizim son yüklediklerimiz gelmiş. Bunu biz 3-6 ay önce yaptık. Feminine, masculine şeyleri Google'da. Vay. Yeni gel bu yoktu. Hep husband diyordu. Bak herhalde tam demomuza denk geldi. Google'da bizi olumlu bir şekilde şaşırttı. Son yaptığımız kalite kontrollerde arkadaşlar şunu gördük. Google'ın şeyinde sadece biz değil tabii. Google'ın mühendisleri bunu görenler. Biz de onlardan öğrendik. Hani ben Google'ın editörüyüz dediysem yani Google çok büyük bir şirket. Oradaki insanlar çok donanımlı. Hani bizim yaptığımız bazı metinlerin kontrol etmekten ibaret. Yani oradaki programcılara saygımız büyük. Ve şunu görmüştük. Türkçemizde ve Türkçe gibi bazı dillerde cinsiyet yok yani. Gender non-specific bizim dilimiz. Yani evet. His, her, it yok. Ne yaparsan yap abi yapamıyorsun ya. Takılıyor. Ve işte
Bundan hareketle Google herhalde artık en son kararı. Ben ilk defa görüyorum. Siz daha önce bunu gördünüz mü? Böyle feminine masculine ayırdı. Evet evet, bir süredir böyle. Ben yeni gördüm. Belki birkaç aydır. Ben yeni gördüm ama yani en son biz bu he, she, it üzerine binlerce cümle taradık. Ve abi yapamıyorsun yani. Bazen çıkartıyor yani şimdi 3-4 paragraflık bir şey olsa anlıyorsun erkek mi kadın mı ama ya bir anlayamazsın ki. Hocam bir de şey var. Mesela ne olsun cümle, oğlunu gördüm. Senin oğlunu mu onun oğlunu mu? Şimdi onu da ayırt edeyim ya, yani. Tabii tabii, o da var. Çok doğru, çok doğru diyorsunuz. O da var. Mesela şu an Google beni olumlu anlamda şaşırttı ve Health Minister Fahrettin Koca is appreciated with his transparent management. Gayet güzel koru. Ne dersiniz? Evet, evet. Evet, gayet güzel. Bizimkisi de his öyle takılmıyor. Biz çözümü böyle bulmuştuk. Hmm, o his da çok her... güzel. Bu da bizim makineyi eğitme tarzımız. His her'ı aşmak için his her'süz cümle kurma. Nasıl ama? Çok güzel bir yöntem. Çok mantıklı yani. Hocam. Kesinlikle evet. Kestirme. Kestirme. Ama şimdi Google'cılar görecekler. Vay ulan bize niye söylemedin diyecekler. Abi LCD'si de söylersek olur mu? O zaman biz nasıl para kazanacağız? Neyse. Bu gördüğünüz bu arada halka açık bir teknoloji olacak. Biz kendimize saklamıyoruz. Yakında open market'a çıkacak. Yani Dragoman'ın yaptığı ve markete sunduğu engine'i alıp siz de Dragoman'ın üstüne bir engine yapabilirsiniz. İsterseniz Google'ın üstüne yapın, isterseniz bizimkinin üstüne yapın. Bizde. Ve yakında şu olacak. Burada jenerik ya mesela. Medical, legal, finance falan gidecek. O zaten çok gerekli olan bir şey. Tabii. Bir de eğer tabii ücretli alırsanız, ücretli versiyonunda da bu sefer kelimeleri göreceksin. Hocam, health, minister falan. Sizce onu neden Google yapmıyor? Yani Google zaten yapacağını yapmış. Dünyada en çok kullanılan makine çevirisi motoru. Daha ne yapmasını istiyorsunuz ki? Ama yine de alanlar ayırabilir mesela. Yani ben ona verecekleri paraya bence değmez. Zaten adamlar deli gibi para kazanıyor. Aynen ben öyle bak. Kaybetsinler. Bu konuşan kim? Elif mi? Evet benim. Cari zekası olan bir insan. Siz bence proje yöneticiliği yapın. Tabii her şey öyle. Yani Google bir sürü şeyden para kazanıyor. Bence bu çeviriyle yeterince bir yere geldi. Zaten az önce yaptığı bile bence manyak bir şey ya. Çok güzel bir şey. Ve daha yakın zamana kadar husband deyip duruyordu. Gerçi bak Sağlık Bakanı yaptım. Fahrettin Koca yapsam bakayım ne yapacak. Yine yaptı. Aferin lan. K'yi küçültüyorum bakayım ne yapacak. Yalnız var ya burada şey var. Herkes husband diye eleştirdi ya. Bence arkadan düzelttiler bunu. Yani. Peki dur. Aşağıda topluluk kısmı var hocam. Orada genelde şeyler oluyor. Bir komedi yatıklar mısınız? Oradan yorumlar geldi diyorsunuz değil mi? Evet evet. Buradan düzeltmeler oluyor şu an artık. Uzun zamandır vardı da community diye yoktu ama vardı. Şimdi böyle bir help improve Google translate for the languages you speak. Very well. Puanlama Fine. Vesaire var. Çok güzel bir sistem olmuş. Ben bunu görmemiştim. Güzel. Hatta mesela, şey bile var. Çok özür dilerim lafınızı kestim. Kendi kelimelerinizi falan da kaydedebiliyorsunuz kendi Google hesabınız üzerinden. Peki o zaman siz çeviri yaparken sizin kelimeleriniz de cevap veriyor mu? Yok, yoksa genelde öyle oluyor. Çeviride o kelimeyi highlight mi ediyor? İki türlü çünkü terim ekleme var makine çevirisi motorlarında. Bir, kelimeyi eklersin ve o kelimeyi cümle içinde kullanır. İki, kelimeyi eklersin cümle içinde kullanmaz. Geçerse sadece geçerse highlight eder. İkisini de yapmıyor da daha çok şey geçmişten görebiliyorsunuz gibi bir durum. Güzel, deneyeceğim ben de. Güzel bak, ben bence gayet güzel bir şey yapmış. Ya şu an teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bu şu algoritma, bu arkadaşlar tensor, pardon. Şuradan ben şu S'yi kopyalayayım. Bilgisayarımın TensorFlow, evet. Algoritm. Bu, Google bulmuştu bunu. Udemy'de kursu da varmış. Bakabilirsiniz. Nasıl yaptığını, bu işin nasıl gittiğini, bunun farklı alt kolları var. Bunun şu an en gözde olanı attention model. Şu an biz mesela attention insan gibi. Kelimeler değiştikçe şeye gidiyor. Dikkatini
başka bir yere verip ona göre cümleyi yeniden yorumluyor. Yani şuraya geldiğim zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aylarda ben yaparken İngilizcesine bakın nasıl değişiyor direkt. Yani buraya koyduğun kelimelere göre cümleyi yapısını yeniden anında kurguluyor. Ne, bu sefer his geldi ama. Ne geldi? His. Yeah, ama tabii yorum yaptı. Nereden biliyorsun his olduğunu? Yani neyse. Belki de büyük datadan aldı, bir şekilde buldu falan filan. Aferin. Yani heard dememesine sevindim. Benzer bir şeyi Google Translate'e koyalım. Community'den çıkalım. Bu arada ne kadar zamanımız var? Siz yani... ne kadar isterseniz hocam. Evet hocam, siz ne kadar isterseniz. Normalde 40 dakika ama sizde premium olduğu için. Evet. Google bu arada arkadaşlar appreciate'de devam ediyor. Farkında mısınız? Google'ın algoritmasında bazı şeyler basite iniyor. Mesela az önce de appreciate yapmıştı, yine appreciate yaptı. Fahrettin Koca ama Sağlık Bakanı'nı kesti. Çünkü ben de kesmişim. Peki. Sağlık Bakanı. In recent months demiş ve bence çok güzel olmuş. Bu ise over the past few months demiş. Receiving praise demiş. Öbürü appreciate'e devam etti. Bizimkisi bir önceki cümlede acclaimed diyordu. Bu arada tabii ki Sistran'da birden fazla model var. Mesela bu da Sistran'daki başka bir çeviri modeli. O da şöyle çeviriyor ama husband diye çevirmiş o. Ama husband tarih cümle fena değil. Değil mi? Yani ekranım hala görünüyor herhalde burada, değil mi? Görünüyor. Evet, evet. Okay. Görünüyor. Yani hocam, Google'da özür dilerim. Google'da genelde ana fiil galiba değişmiyor. Yani burada hani hem tense göre vesaire değişiklikler oluyor sizin programda ama Google'da hep aynı kalıyor gibi geldi bana. Evet, şu andaki halinde öyle. Yarın değişebilir. Bu orada kurduğu algoritmaya bakar. Bizim de bu kurduğumuz böyle. Yarın kuracağımız başka olabilir. Bu oraya ne kadar vokabüler yüklediğinle ilgili bir şey. Ne kadar emek verdiğinle ilgili. Yani sen bir cümleyi kaç farklı yapabileceğiyle ilgili ona datayı vermen lazım. O örgüyü kurmak o kadar kolay bir şey değil. Ne kadar detaylı kurarsan o kadar detaylı iş alıyorsun. Ne kadar düz yaparsan o kadar düz iş alıyorsun. Yani çok basit bir şey söyledim. Uzmanlar dinlerken beni öyle değil ya falan diyebilirler. Hani ben dedim, hani sadece şu an kolay anlaşılsın diye basitleştiriyorum. Daha detaylı ince işçilik mümkün bunlarda. Ha, şimdi bunları niye anlatıyorum? Dünyanın gittiği yer bu. Önünüzde böyle bir teknoloji var. Diyorum ki siz de bu teknolojiyi kullanarak işte hani Yaşar Translate, 9 Eylül Translate, İzmir Ekonomi Translate yapabilirsiniz. Deneyin abi. Yani elinizi tutan mı var? Ne var yani? Anlatabiliyor muyum? Böyle oluyor. Hani ben de sizlerin yaşındayken bir şeyleri denedim de oldu. Yani böyle deneye deneye. Bakıyorsun, yanılıyorsun. Bakıyorsun, bir daha yanılıyorsun. Bakıyorsun, bir daha yanılıyorsun. Yani şimdi yüzmeyi iyi bilenler bunu hatırlayacaklardır. Güzel bir balıklama dalış yapmak için kaç defa göbek üstü çakıldın? Evet, çok. Çok. O göbek ne kadar yandı ya. O burun ne kadar mahvoldu yani. O kafa ulan falan, boyun. Ama sonra balık gibi giriyorsun abi. İstersen teknenin ikinci katında ol, cüp diye atlıyorsun herkese vay be falan diye. Ama onu yapıncaya kadar kaç defa kavrulduk yani. Bunun gibi bir şey. Yani suya dalmak için bile yani ne gerekiyor? Bu da deneme yanılma. Şimdi dünya buraya gidiyor. Ha, bunu iyi anlarsan ne olur? Bunu iyi çözersen. Bugünün ve geleceğin çeviri dünyasındaki yerin daha güçlü olur. Çünkü istatistikler şunu gösteriyor. Dünya üzerinde bütün çeviri şirketleri, bak bütün çeviri şirketleri bir yılda uğraşıyorlar, bir yılda 500 milyar kelime çeviri yapıyorlar. 500 milyar. Bu Google bir günde yapıyor o kadarını.
Yani yani arada ölçek farkı var ya. Yani biz insan olarak bir yıl uğraşıyoruz hepimiz el emeği göz nuru ama makine çevirisiyle aldığın hız çok büyük. O yüzden bunu anlayıp bunu kullanabilen, bunun nerede hata yaptığını görüp iyi bir makine çevirisi editörü olan, buna post editor diyorlar. Kariyerinde güzel bir yer alır diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum sizlerin yorumları neler, çok merak ediyorum. Yoksa korkuyor musunuz? Allah'ım makine çevirisi geldi bize iş kalmayacak falan mı diyorsunuz? Ben ona kesinlikle inanmıyorum hocam ya. Sonuçta çeviri çok dallı bir alan ve mesela bugün hala Shakespeare'in sonelerini muhtemelen bir yüzyıl sonra atıyorum. Dil gerçekten çok evrilen bir şey. Tekrar çevirmemiz gerekecek ve herhangi bir makine çevirisi bunu kesinlikle yapamaz. Ya da bir edebiyat çevirisi olsun. Biraz daha derin anlamlı. Bu güzel bir yorum, buna katılıyorum. Ama o başka bir şey kastettiğim benim. Az önce size göstermeye çalıştığım, bakın ikisi de Hocam makine ben çevirisi motoru. Çok özür dilerim Oğuzhan. tabii konuşurum Fakat ben. hani mesela mesela hani aynı cümleyi ifade etmek için appreciate, acclaimed, receiving praise farklı kelimeler kullanılabiliyor. Yani belki de bakmamız gereken şey ya makine verdi zaten değil. Hocam ben makinenin verdiğini alıp onu biraz daha kişiselleştirip bir ürün haline getiremez miyim? Bence konu bu. Buyur Oğuzhan, seni dinliyorum. Oğuzhan değil mi bu arada? Aziz mi Oğuzhan mı? Aziz olsun. Aziz diyorlar hocam. Peki Hocam Aziz, ne diyorsun? Dinliyorum. ben makine çevirisi konusunda şunu düşünüyorum. Teknik açıdan ve ya da işte mekanik alanları arasına bölersek bileşim vesaire o açıdan tamamen ele geçireceğini düşünüyorum. Ama hani duygu düşünce ilişkisi diye bir şey var ya, kültür aktarımının duygu düşünce ilişkisi ve Evet. edebiyat tarz dediği gibi Shakespeare'in soneleri gibi şeyleri tabii ki aktaramaz istese de. Hani Ya işte yanılıyorsunuz işte. hocam yani Hem belli de olmasın. hem de you are wrong big time yani. IBM Watson hiç kullandınız mı Hayır. Yok. bunu? İşte abicim ya nerede okuyorsunuz ya? Hocam peki şu an mesela çeviri programları çok iyi fakat atıyorum bir soykırımı anlatırken ya da başka bir konuyu anlatırken bir duygu içeren bir şey anlatırken şimdi soykırım metinlerini Türklere ayrı çevirmemiz gerekiyor ya da başka ülkelere ayrı çevirmemiz gerekiyor. Mesela bir şehit haberi olduğu zaman buna bir duygu katmamız gerekiyor. Aziz şehitlerimiz gibi. Katılıyor tabii. Aynen. Bunu ama hiçbir zaman ben translate'in yapamayacağını düşünüyorum. Bu yüzden hani hiçbir zaman Mesh'in translate'imin geçemeyeceğini düşünüyorum. Ama o Ya duyguları makineye öyle bir yüklersin ki, öyle bir kodlarsın ki yapar bence ya. şimdi öncelikle şeyi bilmesi gerekiyor ama mesela Türkiye'deki şehitler olsun ya da başka bir soykırıma nasıl bakıldığını bilmesi gerekiyor. Bunun için çok çok uzun bir zaman gerekiyor. Ve her insanın düşündüğü bu şekilde olmuyor. Mesela bazı insanlar şehitlere çok büyük destek, çok büyük üzülürken bazı insanların umurunda bile olmuyor. Bu yüzden hani çok uzun bir altyapı, çok gerekli bir bilgi gerekiyor. Katılıyorum, katılıyorum. Bir saniye. Duygu dediniz ya. Watson Tone Analyzer. Al sana duygu. Yani şaka değil. Ses, görüntü, video. Yani şu an buna hazır değildim. Bu yorumu beklemiyordum. Başka bir gün gösteririm size. Bunun bende bizim bir üyeliğimiz var. Onlarla da ayrı bir projemiz var. Sen videoyu veriyorsun, canlı akan videoda sana bütün duyguları hepsini döküyor. Kişiler, kimler, neler yani. O öyle bir şey yok yani. Duyguyu anlayamaz falan, veremez. O eskiden de that's the old narrative. Onu geçin. IBM yapıyor onu. Çok başarılı mı? Değil ama yapıyor. Ama geliştirecek muhtemelen. Tabii tabii gidecek gelişecek. Yani buradaki mesele şu. Neden IBM'in duygu analizi motorunu alıp sen bir marka analizi motoru yapmıyorsun. Yani konu şu. Osmanlı'nın Sultanahmet Camisi'nin avlusunda inanılmaz saraya dilekçe yazmak ne demek ya Sultan Süleyman'a dilekçe yazmak? Yani bir de o zamanlar okul yok. Yani okul dediğin şey işte Fatih'te var, Cambridge'de var, Oxford'da var. Hani okul dediğin yer okul yani hakikaten. İşte medreseler falan ama hani böyle şimdiki gibi internet falan yok. Bilgi, okur yazarlık yani kolay bir şey değil, ulaşılan bir şey değil. Daha elitist bir şey.
daha seçkinci bir eğitim anlayışı var. Zaten daha fazlası da beklenemez. Ve o zaman okuma yazma bilen bir insan, hele bir de saraya dilekçe yazacak, kim bilir ne paraları. Şimdi o adamlar şunu düşünmüş. Ya şimdi bu matbaada abicim yazacak. Ulan o kitapları biz el yazmasıyla çoğaltıyorduk ya. Şimdi bu makine gelecek, bizim bütün hattatlar işsiz mi kalacak? Ama biz hattatlar bak ne kadar güzel. Ben işte 6 tür hat yazıyorum. Celi Taylik yazıyorum. Bilmem ne yazıyorum. Ama matbaa düz harf basıyor abi ya. Bu ne ya? Ruhsuz bir şey, kağıdı bir de mürekkep kokuyor falan. Biz abicim şöyledir böyledir, bir de onu biraz din sosu ver. Tamam mı? Ve karşı çıktılar. Yani şu an sizin söyledikleriniz de aynı mantalite. Kusura bakmayın. Yok çok haklısınız. Teknolojiyi alıp kullanmayı düşünmüyorsunuz. Teknoloji lan benim işimi alacak ama alamaz ya. Edebiyatta yine geçemez. Onu düşünmeyeceksin. Bu teknolojiyi siz de kullanabilirsiniz. Bir benzerini yapabilirsiniz. Yani bu IBM'in yaptığı şeyi sen yapamazsın diye bir şey yok ki. Yani bunların yaptıkları, yani nasıl diyeyim, gerçekten uzaya füze atmak kadar zor bir şeyden bahsetmiyoruz ya. Yani bizim ülkemizde bu tür kelime analizleri, cümle analizleri, bu tür duygu analizlerini yapan hocalarımız var. Bunu araştıranlar var Türkiye'de. Şeyde de var. Mesela şeyden, Atılım'dan geldi herhalde. Asiye Hoca, İzmir Ekonomi'de herhalde. O mesela bu nöral ağları falan çalışan birisi. Yani çok Asiye İzmir'de var. Bize Asiye de geliyor sor, hocam. Tamam sor Asiye Hoca'ya. Hocam ya nasıl yapıyorsun bunları diye. Ama Asiye Hoca'ya, Asiye Hoca'ya şimdi Türkiye'nin bir zengini tabii. Yani Asiye Hoca sonuçta dil kökenli ama yani daha böyle makine kökenli birkaç mühendis de olsa. Verseler bunlara 10 milyon dolar. 5 yılda destekleseler bak çıkartıyor mu çıkartmıyor mu? Bu işler böyle olur. Vizyon meselesi yani. Parayı Mercedes'e mi harcıyorsun? Çeşme'de villaya mı harcıyorsun? Yoksa ton analyzer'a mı harcıyorsun? Bunlar öyle büyük paralarla yapılan şey. Yani hem tabii çok büyük para var ama yani kendine bir ton analyzer yapmak birkaç villa parası ya. Yani bunun motorunu yapmak. Yani nasıl diyeyim yani? Bunu yani motoru yapan motoru yapmak. Makineyi yapan makineyi yapmak. Ama adam yapmış. IBM'de hesap aç. Hesap açmak ücretsiz. Otur kendine buna göre diyecek ki ya Turkish is not supported for these services diyecek. Sen diyeceksin ki ama ben kendi datamı yüklemek istiyorum. Sırf oynamak için yükle. Öğren. Biz bunu yıllar önce Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Dışişleri Bakanlığı'na göstermiştik. Ve o zaman Türk Dışişleri'nin yazdığı basın bültenlerinde ve açıklamalarda IBM'in bazı duygu analiz şeylerini kullanmıştık ve çok işe yarıyordu. Ama bunun için biraz çalışmak lazım. Yani Türkiye'de de bundan 6-7 sene önce denendi. Ha, şu an deneniyor mu bilmiyorum. Belki de Ankara'da birileri kullanıyordur. Yani sanmayın ki sadece Ümit Özaydın bunlardan bahsediyor. Çok mu uçuk şeyler anlatıyorum size bilmiyorum. Kafayı yok, fazla... yok, hayır çok güzel yok, hocam. Yok, hocam. Hayır hocam. Okumuz açıldı. Ya hepsi gerçekler zaten aslında da. Sadece... Yani korkmayacaksın, korkmayacaksın. Bu neye benziyor evet. Biliyor musun? Yanlış anlayın. Biraz şey bir örnek olacak ama yok ya bu çocuk bana asla yüz vermez ya da yok ya bu kız benimle çıkmaz demek gibi bir şey yani. Abicim biraz yani seviyorsan uğraşacaksın, peşinden koşacaksın bu işlerin. Ezik olmanın anlamı yok yani. Tamam mı? Biraz azıcık baskın olacağım biraz. Girişken olmak lazım. Onun gibi bir şey. Bunlar öyle gizli saklı değil. İnternette açık. Bütün kaynaklarını göstermiş. Ki ben hani IBM bir marka. IBM gibi marka olmayan, siz o şeyi söylediniz. Neydi? Blue Button şey. Mesela o open source. Adam al kullan diyor. Yani. Yani kendim, mesela şey var, Jitsi var. Jitsi biliyor musunuz? Hayır. Al bu da open source. Jitsi'yi al. Kodunu indir. Kodunu indirebiliyorsun. Ondan sonra git kendine bir tane Zoom yerine Moom yap. Jitsi Meet. Şuraya tıklayıp anında hemen bir call başlatabiliyorsun. Sonra da arkadaşlarını alıyorsun call'a. Uçtan uca şey kayıt mayıt yok. Sıra da yok. Şey de yok. Sınır da yok. İstersen 10 saat konuş. No limit yani. Ve no registration, no identity. Total, yani tamamen anonim. Kimin katı, kim kime dum duma sözcüğünü karşılıyor. Jitsi. Tamam mı? Ve yani Jitsi'yi al, kendi sunucuna indir.
Ama iyi bir sunucu olması lazım. Yani aylık 100 dolar falan vereceğin bir sunucu. Orada kur. Ondan sonra senin de mumun olsun. Tamam mı? Sonra da sat istersen. Yani if you want to do this business, you can do this business. Hazır yani. Adam bunu açık kaynak kod olarak vermiş. Bak server download diye var. CD kod. Kodu bile görüyorsun her şeyi. Ekranımı görüyorsunuz değil mi şu an? Evet, evet. Evet, evet görüyoruz hocam. Ya. Ya. Daha çok kurcalamamız lazım. Aynen. Bir de bu kurcaladığınız şeyleri Aktan Ay doğmuş geliyor ama öğrenci değil Aktan Bey. Yani siz öğrenci değilsiniz ki. Alayım ama. Ayıp olmasın. Aktan Bey. Aktan Bey siz yani Aktan Ay doğmuş yani çevirmen Aktan Ay doğmuş değil mi? Evet efendim merhabalar nasılsınız? Ya hocam siz öğrenci değilsiniz ama. Her zaman öğrenciyiz. Hayat boyu öğrenciyiz. Yok hocam. Estağfurullah ya. Yani isterseniz tabii buyurun da hani ben bazen daha böyle öğrencilere yönelik konuşuyorum. Ondan sonra dandun konuşuyor demeyin yalnız. Estağfurullah hocam size saygımız sonsuz. Siz üstadsınız bu konuda. Estağfurullah. Bu aramızdan bir tanesiniz. Her zaman söyleyeceklerinizi dinlemeye hazırız. Tamam o zaman buyurun hoş geldiniz. Hani bir an dedim ya yanlış yere mi geldi Aktan Bey diye. Tamam, okay. Sizin toplantılarınızı takip etmeye çalışıyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden sessizce dinleyin müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ben kaydediyorum. Bu toplantıyı YouTube'a koymayı düşünüyorum. Tamam. Ben sessizce dinliyorum müsaadenizle. Eyvallah. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam, evet yani Jitsi'yi indirip kullanabilirsiniz diyordum. Burada yorumlara bakayım. Dur bakalım. Ümit Bey zararı bir şekilde oturumdan Şule Hocam çıkmış. Ama Şule Hoca ile merhaba ulaşamadık ya. Kaçırmıştık. Özür. Her ne kadar teknoloji büyük bir kısmını eline geçirmiş olsa da yine insan eline kalan çok şey var. İşte bak böyle bakmamak lazım ya. Bak yani böyle baktığın zaman yani teknoloji ele geçir o kolu öyle değil yani bu. Hocam sizin demek istediğiniz aslında şey mi? Teknoloji sizi ele geçiremez. Siz onu ele geçirirsiniz. Hani, hayır karşıtlık yok. Yani burada bir dikotomi yok ki. Burada bir ikilik yok ki. Teknoloji şu elimde gördüğün kalem ya. Onu alıp yazmak senin elinde. Bu sana rakip gibi olduğunu düşündükçe kaybediyorsun. Teknolojiyi alıp... Tabii yani onu kullanmayı öğrenmek lazım. Yani o zaman biz 300 yıl önce, 400 yıl önce matbaaya karşı çıkan o tabii yani müthiş, tabii inanılmaz üstad hattatlarla aynı duruma düşmüş oluyoruz. Yani haklılardı, kendi ekonomileri vardı ama... Saraya yakınlar. Deli gibi para kazanıyorlar. O kadar karşı çıkacaklarına matbaa işine girselerdi koskoca Osmanlı 20 milyon para basarlardı. Ama el yazmasında ısrar etti abi. Yani kafayı ona çalıştıramadı lan. Getir makineyi. Bas tamam mı? Sat. Deli misin? Gazete sat. Yani onu sat bunu sat. Ama onu düşünmüyor. Yani lan ne olacak gidiyor yani. Şimdi makine çevirisi. Ya tamam da yani şimdi makine çevirisinde bir defa al sana bir iş modeli. Güzel makine çevirisi çalış. Başka dillerde de çalış. Ya da çalışanları bul. Arkadaşlık kur. Ondan sonra Türkçeden ya da İngilizceden 10 dile 20 dile hizmet ver. Ve anında hizmet ver. Verilmez değil. Bunu yapanlar var. Yani dünyanın en büyük çeviri şirketlerinden Transperfect diyor ki biz diyor yılın ilk üç ayında son raporunda yanılmıyorsam öyle dediler. Rakamlar yanlış ama oranı aşağı yukarı böyle. 1,5 pardon geçen sene pardon 2019'da Transperfect 1,5 milyar kelime insan çevirisi yapmış. 50 milyar kelime makine çevirisi yapmış. Yani it is happening. Dünyanın en büyük çeviri şirketlerinden birisidir. Bunu satılacak yerler var. Hani şimdi sonuçta bu bir ticari oturum değil. Ben de sizin ticari danışmanınız değil ama buna böyle bakmanız lazım. Yani karşılıklık olarak değil. Bu mükemmel teknolojiyi ben nasıl kullanırım diye bakacaksın. Bizim bölümümüzde bakayım yorumları bir okuyayım. Ele geçirmeyi bu şekilde görüşümü söyledim. Bu uygulamanın nasıl kullanılması gerektiği üzerine dersimiz var. Oldukça ufuk açıcı. Şevval Bozda. Hangi bölümdesiniz Şevval? Hangi üniversite? Hala buradaysanız tabii.
Şevval Bozdağ. Bizim bölümümüzde demiş. Okey. Şevval yazmış. Şu an belki bizimle değil, belki mikrofonu çalışmıyor. Bilkent hocam. Ha, Bilkent. Bilkent'te ne yapıyorsunuz peki? Nedir yani? Açar mısınız biraz? Hocam kendisi burada değil. Ha, okey. Buradayım. Ha, burada. Tamam, buradaymış. Yo, burada chatten de yazıyor. Chatten yazıyor o yüzden. Ha, peki ineyim aşağıya. Mütercim tercümanlıktaymış o da siz. Tamam. Peki yani nasıl, veri tabanı mı kuruyorsunuz Bilkent'te? Yani bir makine çevirisi motoru mu yapıyorsunuz? Onu merak ettim. Hocam şöyle açıklayayım. İlk başta ya ilk aşamada bu uygulamaları, metleri ve ketleri tanımak için öncelikle ücretsiz olanları kullanıyoruz. Ya da işte demo versiyonları oluyor genelde. Okay. Trados, Nubuto. Bunlar zaten demo versiyonlar genelde sağlıyorlar. Bir de öğrenci olduğumuz için hani tabii ki zorunlu değil yani satın alması. Tabii isteyenler devam edebiliyor. Ama önceki yıllara kadar bölümümüz belirli bir CAD uygulamasıyla anlaşarak onu kullandırtıyormuş. Hani bu yıllarda son 1-2 yıldır biraz da tabii sanırım ekonomiyle de alakalı olacak ki ücretsiz olanlara yöneldik. Ama en azından çok fazla bu konularda bilgi edinebildiğimizi düşünüyorum. Anladım. Tamam. Çok güzel. Bunların olması çok güzel. Her üniversitede olmalı. Bence bu konuda üniversitelerimizde bilinç oluştu. Hani ben şey demek istiyorum. Yapılmış olan çevirileri aslında yani gerek Google'a gerekse Microsoft'a yükleyip Google'ı hani yani Bilkent, Google'ın Bilkent versiyonunu yapmanız mümkün. Evet, dediğinizi anladım ama henüz öyle bir çalışmamız olmadı. Okey, yani bir deneyebilirsiniz yani aranızda bir de şeyden birisini kafalayın ama biraz bazen bazı yerlerde kod bilen işe yarıyor. Böyle bilgisayar programcılığından falan birisini kafalarsanız yurtta murtta yani tanıdık bir çocuk varsa ya da takıldığınız kafede, mekanda onlarla beraber giderseniz daha hızlı olur. Çünkü bazı yerlerde size aşina gelmeyecek jargonlar vardır ama programcılık okuyanlar ha tamam ben anladım diyecek hemen. Tavsiye ederim. Yani keyifli olur yani. En azından bakarsınız ha lan bizim üniversitede Google şu kelimeleri böyle çeviriyor dersiniz. Yani bunu yaptırmanız mümkün. Google Hazretlerine. 3-5 kuruş paranızı alır ama yani aldığı paraya değer. Yani bir yani, ama hakikaten 3-5 kuruş seviyesinde yani. Böyle çok büyük paralar değil. Başka sorulara bakıyorum. Yazılı olunca ne kadar çok yorum gelmiş ya. Buyurun pardon. Böyle bir site yapmaktansa mesela çeviri sitesi yapmaktansa bunun uygulaması yapılsa ve hani AdSense'den direkt uygulamaya bağlansa hem sitede saçma saçma reklamlar çıkmasındansa AdSense'ı biliyorsunuz insanların sevdiği şeylere yönelik reklamlar çıkıyor. Bu sayede hem para kazanılıp hem de şey yapılması daha mantıklı değil mi? Tabii. AdSense zaten işte o makine öğrenme algoritmasını kullanıyor. Türkçedeki duygu haritaları yeterince oturmadığı için bazen saçmalıyor. Şöyle yapıyor. Önce yani değişmediyse önce Türkçe bir metni alıyor. Onu otomatik çeviriyle İngilizce'ye çeviriyor. O İngilizce çevirdiği üzerinden İngilizce'deki duygu kodlarına göre ya da hedef kitleye göre kodladığı şeylerden reklam hani ilgili reklamları çıkarmaya çalışıyor. Bazen de sadece sektör bazlı çıkartıyor. Mesela siz diyorsunuz ki senin sen ne amaçlı diyorsun. Ben diyorsun işte kumaş üretiyorum diyor. Tamam o zaman diyor kumaş konusu olduğu zaman yani ilgili sektör diye çıkartıyor ama sizin dediğiniz şu eğer Türkiye'de ciddi bir ekip duygu üzerine çalışsa bunlara onun etiketlerini taglerini koysa böyle bir data üretse yani bundan çok ciddi paralar kazanabilir yani yapılabilir yani hem AdSense olarak yaparsınız başka türlü de yaparsınız sonuçta o size gösterdiğim IBM Watson o kadar hızlı ki. Yani demosunu hazırlamamıştım. Başka bir gün belki denk gelirse. Yani saniyeler içerisinde siz diyorsunuz ki ben şöyle bir basın bülteni çıkarsam atıyorum Nike adına. Böyle bir görsel ve böyle bir şey kullanırsam Ümraniye'deki insanlar buna ne düşünür? Tabii Ümraniye için bunu şu an çıkartamıyordu ama New York için çıkartır. Saniyesinde çıkartır. Anladın? Yani evet. Öngörü çıkartıyor. Böyle yaparsan bu şöyle algılanır çünkü diyor sana.
bunu da insanların sosyal medyadaki yapılarından ya da mesela sen Instagram'a şuraya buraya fotoğraf koyuyorsun. Orada bakıyor hop Adidas klasikleri giriyor. Tamam altta böyle hop tamam. Hop diyor ben diyor reklamı diyor bu hatunlara çıkartayım diyor. Yani görselden, resimden machine learning yapıyor. Bunlar mümkün. Daha iyisi de mümkün. Yani tabii ilgi meselesi. Bu arada bayağı bir saat gittik. Yani şimdi sevgili dostlar Big Data demişsiniz Çağıl Zeyn. Evet yani ama hani Big Data da yani it's not too big ya. Yani mesele Big Data değil. Mesele sen hangi yoldan gideceksin konusu. Yani bir yer çok büyük olabilir ama insanların gittiği yerler bellidir. İnsanların sevdiği restoranlar, ne bileyim sevdiği kafesi, yürüdüğü yol, dinlediği müzik, her zaman patternlar vardır. Mesele yani Big Data değil, mesele o patternları iyi okumak ve ona göre yola işaretçiler koymaktır. Bunu yaparsan, yani çeviri, teknoloji ve kariyer demiştik. Ben makine konusunda bu kadar eğileceğimizi düşünmemiştim ama iyi oldu. Şimdi bir senaryo bu arkadaşlar. Bir diğer senaryoda işte sevgili Şevval söyledi. Trados, MemoQ, mesela şu an en popüler galiba SmartCat, değil mi? Bir ara MateCat vardı. MateCat kullanıyor musunuz? Evet, MateCat'ı ben düzenli olarak kullanıyorum. Nasıl buluyorsunuz? Yani İngilizce, Türkçe'de yani çok iyi çıktığını söyleyemeyeceğim ama elbette hani kullanışlı oluyor bazı şeylerde. Özellikle de böyle edebi metinler değil de işte daha çok ekonomi metinleri da çok kötü. Ama şöyle bir seçeneğiniz var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi sizin de tür seçebiliyorsunuz metninizin türünü. Ve size zaten daha önce çeviri yapanların eklemiş olduğu çevirilerden öneriler sunuyor. Aslında bu da güzel bir şey çünkü daha doğal oluyor. Dolayısıyla evet. İnsan yapımı olduğu için o çeviriler, hani editing açısından. Evet, MateCat'in olayı, ben spotlight'ı keseyim bu arada. MateCat'in olayı şeydi, söyleyiverin. Crowd sourcing yani evet, insanların ürettiklerini insanlara geri vereyim, onların kullandıklarına göre de ön plana çıkartayım, böylece bir data olsun. Evet, aynen. İdi. Sonra bu makine çevirileri o kadar gelişti ki bizim az önce baktığımız Google, Sistran gayet güzel. Bu sefer insanlar şunu demeye başladı: ya ben makine çevirisini alırım, üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparım, satarım. Şimdi bir crowdsourcing yaklaşımı vardı. MateCat bunun sembol isimlerinden. Sonra işte pure machine translation yaklaşımı oldu. Sistran bunun sembol isimlerinden. Halk arasında Google var. Başka uzak doğu dillerinde çalışıyorsanız tabii ki Omniscient'ı kullanacaksınız. Eski Asia Online. Omniscient değil ya. Omnis'i yok. Evet, şu. Bu Türkiye'de pek bilinmez ama Tayca Mayca, böyle Moğolca, Kambodçaca falan uzak doğuya gidiyorsan mesela buna gideceksin. Çok başarılı bir şirkettir. Yani web sitelerinden daha başarılılar, onu söyleyeyim. Özellikle alt yazı işinde çok iyiler. Yani videoyu ver, sana İngilizce dökümünü dakikası saniyesine indiriyor adam. Üzerinden bayağı güzel bir şeyler yapıyorsun. Tabii ücretsiz versiyonu yok. Hani profesyoneldir. Hiç de fena değildir. MemoQ ile falan da entegre. MemoQ kullanıyorsanız. Galiba MemSource'la da entegre. Şimdi bir de işte böyle bir yaklaşım var. Mesela Omniscient diyor ki ben diyor MemoQ ile anlaştım. Mesela benim zenginken, param çokken yatırım yaptığım bir İngiliz şirketi vardı. Benim de Nubuto diye bir Londra'da kurduğum şirket var. Bilmiyorum Nubuto'yu kaç kişi gördü bilmiyorum da. Evet, biliyorum Nubuto'yu. Yani madem yaptık, reklamlar da yapalım kendi şeyimizi. Şimdi bizimkinde biz yapıyoruz. Bizim yaklaşımımız, onu göstereyim size. Bizim yaklaşımımız makine çevirisiyle çeviri belleğini biz birleştiriyoruz. Bizim yaklaşımımız öyle. Bir saniye.
Şuradan bütçe satırını kaldırayım. Özür dilerim. Bir de müşteri satırını kaldırayım. Tamam. Gerek yok onları göstermeme diye düşünüyorum. Ne kadar para kazandığımı reklam etmeme anlamı yok. Şimdi bunlar hani işte bugün gelen şu an yaptığımız işler, çok şükür işlerimiz devam ediyor. Şimdi mesela böyle bir yapıda çalışırken yeni bir diyelim ki ekranım hala gözüküyor değil mi? Evet evet. Okay. Şimdi böyle yapıda çalışırken ben size yani konu Nubuto değil MemoQ da olabilirdi. Ben de şu an Nubuto var. Hem kendi ürünümü gösteriyorum hem de mantığı anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki ismi bilinmeyen bir şey açayım. Bilinen bir şey açmayayım. 360 Plus Media diye bir yer var diyelim ki. Sen buna bir proje açarken aşağı ineceğim sadece. Sana şeyi sunuyor. Mesela biz bu üçünü kullanıyoruz. Google'ın makine çevirisinden faydalanmak ister misin? Sistrem'den faydalanmak ister misin? Amazon'dan faydalanmak ister misin? Ve altta da bakın şu eşleşme matchler var. Bunları da görüyorsunuz herhalde. Bunun ne anlama geldiğini de bildiğinizi zannediyorum. Daha önce yaptığınız çevirilerdeki eşleşmeler size hem bu eşleşmeleri kullandırtıyor hem de makine çevirilerini kullandırtıyor. Hatta size yani bu her dilde şu an bu destek yok. Son versiyonda henüz yüklemedik. Son versiyonunda bu seçtiğiniz makine çevirilerinden hangisiyle ilerlerseniz çeviriyi daha hızlı ve daha güzel yapacağıyla ilgili de bir öngörü söylüyor. Diyor ki yani sen bunu Amazon'la yap hoca diyor. Daha iyi olur. Anlatabiliyor muyum? Mesela. Ya da ne bileyim mesela şeyi sezinleyebiliyor. İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi. Öyle şeylere girebiliyorsun. İşte Kanada Fransızcası, Mandarin Çincesi, Kanton Çincesi gibi detaylara girebiliyorsun. Okey. Bir de çeviride yani böyle iyi bir çeviri yapmak istiyorsan şey yapman lazım. Bu çevirinin bir şey olması lazım. Pardon ya şunu nasıl buradan ben çekeceğim? Ha çektim okey. Buradan arkadaşlar buna biz tag koyuyoruz. Diyelim ki bu ne işi? Enerji sektörü. Enerjide ne? Mesela enerjinin nesi? Mesela enerjide mesela bu bir enerji dışında belki de enerji sektöründe hukuki bir çeviri. Hukuk da sözleşme diyelim ki. Biz bunları işaretleyerek çeviri yapıyoruz. Sürekli metnimizi haritalıyoruz. Metni haritalamasını biliyorsan hani eğer IBM'le çalışıyor olsaydım bu sefer burada şey yazacaktı. IBM'in arayüzünü gösteririm. Anger. Anlıyor musun? Excitement, joy, regret. Öyle tagliyorsun. Bu işin sırrı taglemeyi bileceksin. Yani big data değildir olay. Oku hani yürümeyi bileceksin. Onu dilimle yani büyük big data neye benziyor biliyor musun? It's like a big cake. Eğer sen bir odunsan o keke bodoslama dalarsın kafanla yemeye çalışırsın. Önemli olan onun dilimlemesini bileceksin. How to slice big data. If you don't know this, your mind is yani nothing yani. Sen bu dünyada şu an var olmasan daha iyi. Yani o kadar boşsun yani. Sadece piyon olursun. Yani kek kesmekle big data'yı kesmek benim gözümde aynı şeydir. Ama bunu da yani bu da o kadar basittir ki. Ama biraz bakmasını bilmek lazım. Kardeşim kaç tane sektör var ya? Yazabilirsin bu sektörleri. Hocam ya buyurun. Pardon. Özellikle yani pazarlama... İddialı konuştuysam kustura bakmayın yani de ben biraz... Yok yok hocam estağfurullah. Yok yok. Pazarlama reklam sektörü özellikle zaten bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyor. Yani mesela Nike'ın işte özelleştirilmiş niş dediğimiz ayakkabı modelleri var mesela. Aynen güzel. İyi, yani... Çok iyi yakaladın. Çok güzel. Bravo. Evet. Tabii tabii. Ve Nike Machine Translation kullanıyor. En son NIMS ile yaptığı size gösterdim. NIMS'in sayfasında yeni yaptıkları daha dün toplantıdaydık. Nike'ın Localization Manager'ı nasıl kullandığını anlattı. Yani internette açıktı ama muhtemelen takip etmediğiniz için. Dinleyen oldu mu Nike'ın Localization Manager'ı anlattıklarını dün? Haberiniz var mıydı bilmiyorum. Hayır yoktu hocam. Ya ama yani dünyayı follow etmeniz lazım biraz ya. Evet onu fark ettik. Birazcık daha iyi bakmamız lazım.
Aynen hocam, yani big data tamam da yani it's a small world ya. Ben hani ben nereden takip ettim? Ben de buradan ya. Bilgisayar işte açtım, kayıt oldum. Zaten takip ediyorum adamları sosyal medyada. Ha kim var dedim. Oo hocam ya Mike'lar şunlar bunlar dur bakayım ya. Hem de ücretsiz. Aa o çok iyi ya dedim. Kayıt oldum. Bir kısmını dinledim. Kayıt olduğum için daha sonra izlemem için videosunun da linkini gönderdiler sağ olsunlar. Hani hepsini izleyemediysen daha sonra takip edebiliyorsun. Canlı sorular soruyorsun falan. Ufuk açıcı oldu. Orada onlara ben şeyi sordum. Ya dedim hani sadece bu MadeCat tarzı, hani MadeCat'i sormadım pardon yani. Sadece Machine Translation üzerinden editörlükle mi gidecek sizce dünya dedim. Yoksa hani böyle makine çevirisi, işte Nubuto gibi bir TMS artı insan yani üçlü mü gidecek? Dediler ki ikisi de mümkün. Bazı senaryolarda arada böyle bir çeviri programına gerek yok. Yani mesela size az önce gösterdiğim bu Sistran'dan biz yakında bunu piyasaya süreceğiz. Sistran abone ol. Şuraya dosyalarını yüklüyorsun. Bildiğin dosya yüklüyorsun buraya. Bu dosyanın Sistran'ın içinde TM var. Çok basit bir TM'i var. Kendi terimlerini yüklüyorsun. İmaj, mimaj, PDF her şeyi dönüştürüyor. Ve diyelim ki doğum belgesi çevireceksin. Senin bir doğum belgesini 150 dile çevirmen 10 saniye. Hem de imaj. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi muhtemelen yeminli çeviri bir of sahibi arkadaşlar, yeminli tercümanlar falan siz, onlara ben Sistran'ı önereceğim. Ne gerek var Nubuto MMQ falan? Abi sen zaten yani çok basit evraklar yapıyorsun. Önemli ama basit yani. Ne edebi bir değeri var, ne teknolojik bir değeri var. Falanca ölmüş, Allah rahmet eylesin. Falanca doğmuş, Allah mübarek etsin, analı babalı büyütsün ama yani çok basit bir evrak çeviriyorsun. Önemli ama tek düze. Öte yandan eğer sen ne bileyim bir şirketin faaliyet raporunu çeviriyorsun. Abi ya biraz akıllı ol. Faaliyet raporu bu sene yapılıyor. Seneye bir daha yapılıyor. Seneye bir daha yapılıyor. Ya o zaman senin bunu bir yerde saklaman lazım bu verisini. Sonra bir bankanın faaliyet raporunu çevirdiysen muhtemelen B bankasının faaliyet raporunda da ekonomiyle ilgili benzer yorumlar olacak. O zaman sen Nubuto gibi program kullanacaksın. Ve tabii o zaman enerji tagin olmayacak. Sen burada gideceksin abi. Diyeceksin ki ben burada finance var mı? Vardır mesela business. Ben burada business diyeceksin. Business'ın da finance. Bunu tekleyeceksin abi. Bunu böyle yaparsan terimlerini de tekliyor bu arada farkındaysanız. TM and terminology. O zaman ha bu kelime hani hep deriz ya ama yani bu kelime şurada şu anlama geliyor, burada bu anlama geliyor. Bunu nereden bilecek? Bunu böyle bilecek işte. Bu emeği sen vereceksin. Ha, bu emeği sen vermezsen, ya tabii vermeyenler çok, o zaman benim gibi verenlerden satın alacaksın. İkisinden birisi. Ya birisi bunu verecek, sen de ondan tamam ya kullanıyoruz diyeceksin. Ya da yani hani sen diyorum kusura bakma yani sizler de yaşlarınız herhalde 20'li yaşlarda. Ben de sizlerin yaşlarında başlamıştım. Verin abicim emeğinizi. 10 sene sonra deyin ki, aa Ümit abi senin yaptığın 10 katını yaptık falan. Miami'de beraber içeriz artık Malibu'ları. Yani prolar benden. Miami'ye kadar gelirseniz ömrümüz vefa ederse 20 sene sonra içkiler benden. Ama engine yapmadan gelmek yok. Teşekkürler hocam. Çok cömertsiniz. Rica ederim. Uçak biletinde vermeyeyim artık yani. O kadar para kazanmışsın. Bak başka neler yapabiliyorsun? Mesela böyle bu tür programlarda. Bu sadece Nubuto'ya özgü değil ama Nubuto özellikle kurumsal bir programdır. Mesela istediğin bütün özel isimleri, rakamları, sözleşme, tarih bunları gizleyebiliyorsun. Anonimize ediyorsun. Ya da mesela kreatif çeviri yapıyorsun. Diyorsun ki ben müşterime bir şey diyeceğim. Hani mesela hani bir işte hani our operations are expanding diyeceğim. Bir de our activities are growing diyeceğim. Yani bir düz çeviri vereceğim. Bir artistik çeviri vereceğim. O zaman Nubuto'da diyorsun ki ben iki alternatif bir çeviri yapmak istiyorum diyorsun. Kreatif iş yapabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani teknolojiyi böyle bilerek kullanmak lazım. Ya da mesela şimdi oyun çevirisi yapıyorsun. Ya da bir arayüz böyle menü var. Mesela bak burada projects 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaç harf bu? 3, 8 harf. Hadi belki 9.'cu sığar, 10.'cuyu koysam customer'a çok yaklaşır değil mi? O zaman ben burada diyebiliyorum ki kardeşim
Yani bir yüzde koyuyorum. Mesela %10 daha fazla yazabilirsin ya da koymuyorum. Ya da direkt diyorum ki kardeşim her satır 45 harf olacak. Başka harf koyamazsın. Ya da kaynakla birebir aynı olacak diyorum. O zaman ne oluyor? Arayüzü sen yerelleştirirken kayma yaşamıyorsun. Uzatamıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bunun gibi 40 tane. Yani şu an hani sadece 3-5 özelliğini gösterdim. Şuradan settings'ine girip hani advance'e geçsen sky is the limit. Ama sen diyorsan ki ya hocam bize çeviri geldi işte free versiyonu. Üniversitede buna saygı duyuyorum. Küçük bir çeviri şirketisin, buna da saygı duyuyorum. Tamam mı? Ama ondan sonra demeyeceksin. Ya Amerika'da abi adamlar büyümüş, baksana dolarla ödeme yapıyorlar. Ya Amerikalı teknolojiyi dibine kadar öğreniyor. Sen sadece bedava kullanabildiğin kadarını alıp gerisine bakmıyorsun. Eğer böyleysen, bu şekilde kalmak istiyorsan yaşarsın. Bak ben 45 yaşındayım. 46 oldum ya, dur 46'yım. Ve 23 yaşında çeviriye başlamıştım. Ben başladığımdan beri aynen böyle bedavacı kafasını hiç bırakmayan arkadaşlarım, abilerim, ablalarım var. Böyle gelmiş, böyle gider. Bu dünya böyle. Ama bir yandan da kendini yenileyen, geliştiren Türkiye'de çok ciddi arkadaşlar oldu. Yani bir kısım benimle çalışanlardan mesela El Turco diye bir şirket var. Bilmem biliyor musunuz? Cenk Yalavaç'ın. Çok güzel bir şirket. Çok evet, yeni hocam, işler yapıyor. Evet hocam, duyduk. Bizim okulumuza tanıtıma gelmişlerdi. Zehir gibi adam ya. Zehir gibi adam yani adam. Tabii hakikaten zehir gibi adam. Gerçekten. Tamam. Mesela Nuna var. Çok iyiler. Yani çok hani yani geleceği mesela bizim eski arkadaşlarımızdan Bekir'in de ortak olduğu Locasis var. Pardon, Locasis değil. Localex, pardon. Localex. Yani Localex böyle hocam. Evet. Localex. Yani Locasis de güzel bir şirkettir de o daha eski bir Vedat abinin şirketi. O da güzel bir şirkettir ama daha farklı bir alanda çalışıyor. Yani ya diğerleri kötüdür demiyorum. Sadece yani Türkiye'de de bedavacılığa sığınmayıp kendileri de bir şeyler katmaya çalışan insanlar var. Sayısı artıyor. İsterim ki beni dinleyenler de o yoldan gitsin. Yapabileceğimiz daha çok şey var. Yani teknolojiyi rakip olarak değil de teknolojiyi bir araç olarak görelim ve daha iyi yerlere gidelim. Yani mesela benim ekranımda şeyi görüyor musunuz? Aktif müşteriler. Çevirmenler, diller, aylık işler, muhasebe falan bunları görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Ha, şimdi mesela çeviri sektöründeki pek çok insan muhasebeyi yani hesabı kitabı yapmak için ayrı şey yapıyor. Ben arkasında makro kurduğum için tek tuşa bastığımda görüyorum. Hangi müşterilerim aktif, hangileri değil tek tuşa bastığımda görüyorum. Bunun için benim e-maillerimi dolaşmam gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok mu karmaşık anlattım? Yok hayır hocam. Çok yok, güzel hocam. Anlattınız. Düşünüyoruz. Okey. Yani şey hani ben derken hani şeyi yani egom kuvvetlidir. Bunu fark etmişsinizdir. Ama hani bunu sadece yani bedavacı dedikleriniz neler yapıyor? Bedavacı dediklerin de iyi para kazanıyor olabilir ya. Hani arkadaşlar tembellik bir haktır bu arada. Ha? Tembellik bir haktır. Yani tembel olarak da yaşayabilirsiniz. Kimse de sizi suçlamamalı. İnsanların çalışmaması da bir haktır. Yani tembel olabilir, çalışmayabilir, dünyayı umursamayabilir. Kariyerist olmak şart değil. Böyle olun da demiyorum zaten. Sadece diyorum ki hani teknolojiyi rakip görmeyelim. Ve eğer hele hele dünya ekonomilerinin küçüldüğü şu günlerde, dünyanın bir eve sıkıştığı bu günlerde de teknolojinin ne kadar hayati olduğunu kavrayamıyorsak biz hakikaten çok boş düşünüyoruz demektir. Eğer kariyer yapmak istiyorsan, zaten ben bu seminerin 3 tane başlık koymuştum. Çeviri, teknoloji ve kariyer demiştim. Değil mi? Çağıl öyle demiştik. Bir de Noel evet, Baba. Evet hocam. Noel Baba. Fotoğrafınız çok güzel bu arada hocam. Evet yani. ya ben 20'li yaşlarında turist rehberliği yapıyordum da sonradan çeviriye girdim. Önce ben dünyayı dolaştım sonra çeviri yaptım. O yüzden çok güzel oldu. Yani gitmediğim az yeri kaldı. Çok şanslı bir insanım. Allah'a çok şükrediyorum. Bedava dedikleriniz ne iş yapıyor? Hala iş yapıyorlar. Yani mesela noter çevirisi kolay bir iştir. Hassas bir iştir. Belgeyi anlaman lazım. Nereye damga vurulacak? Nereye imza atılacak? Hangi tür belgeyi kabul edeceksin, etmeyeceksin? Zorlukları var ama tek düze bir iştir. Bunu düzgün yapan arkadaşlarımız aslında kolay bir işten düzgün para kazanıyorlar. Yani böyle hani büyük CAD tool'lara girmesi, otomasyon yaptıkları falan. Sektöre nasıl girdiniz? Hem iş yapıp hem dünyayı dolaşmak çok güzel geliyor kulağa. Ya giriyorsun canım yani dilin olduğu zaman.
turizm sık sık sekteye uğruyor. Mesela şu an turizm var mı? Yok. 90'lı yıllarda da yani dünyada savaşmayı seven lider barışı sevenden hep daha azdır. Ama bir kişinin savaşı başlatması yetiyor. Ne yazık ki öyle. Yani bir kişi güçlü bir şekilde savaşa girdi mi sonra barışı buluncaya kadar 10 yıl uğraşıyorsun ne yazık ki. Yani kötü insan azdır. Aslında ama kötülerin şey yani kötülük kendisi neticesi itibariyle çok güçlü bir şey olduğu için o yüzden korkarız kötülerden ve istemeyiz. Yani yoksa iyiler hep daha çoktur ama yani iyilikle yani zeytin ağacı. Şimdi biz Ege'liyiz ya bir zeytin ağacının yani zeytin vermesi bir hale gelmesi kaç yılını alıyor ya. Ceviz. Öyle mi olmuyor ki? Ama yakması bedava anında. Sal keçiyi fidanken yesin. Yani, yani kötülük çok kolay. Ama onu bir hale getirmek yani. Karadeniz'de arkadaşlar varsa fındık falan kolay değil ya. Öyle yani. Yani siz işte öğrencisiniz. Kaç yıldır dirsek çürütüyorsunuz. Ondan sonra bir tane kelime hatası yap derler ki çeviri kötü olmuş. Google Translate gibi. Hocam ya ben bütün gece uğraştım. Senin işini teslim ettim. Bir kelimeyi yanlış yaptım diye. Bok atıyorsun ama bizim kaderimiz öyledir. Hilal demiş ki Linguria'dan bahseder misiniz? Evet bahsedeyim ve kapatalım. Arkadaşlar şey bayağı da uzun oldu. Şevval Boz'da sektörde görüşmek üzere. Tamam Şevval. Evet son olarak da herhalde Linguria'dan bahsetmeliyim. Sevgili arkadaşlar çok sağ olun. Bu arada harika bir kitlesiniz. 1,5 saate yaklaştık. Bu Linguria arkadaşlar. Bunu İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 3 öğrenciyle beraber kurduk. Bilmiyorum şu an varlar mı yoklar mı ama Caner, Damla ve Tuncay. Bu bir çevirmenler için sosyal medya. Buraya üye olabiliyorsunuz ücretsiz. Kendi profilinizi tanımlayabiliyorsunuz. Dünyanın çok yerinden insan var. Şirketler de üye oluyor. Böyle. Çeviri şirketleri de geliyor. Ücretsiz üyelik, profesyonel üyelik ve bir takım artıları yakında devreye girecek. Yani ücretli bir üyelik de olacak ama temel hizmetler için ücret gereksiz. Gruplar kurabiliyorsunuz. Şöyle bir haritası var. Bu haritada mesela şeyi görebiliyorsunuz. Kapatayım ben şunları. Filtrelerini kapatayım. Bu ad olarak gördüklerinizin hepsi birer iş fırsatı. Yani burada mesela neymiş? STL bir proje koordinatörü arıyor Amerika'da. Başvurmayı düşünebilirsiniz. Mesela bu Pokemon Spanish, İspanyolca tercüman arıyor localization için. Burada Rev Dutch, Hollandaca altyazı bilen arıyor. Master World Language Access Solution Manager arıyormuş. Mesela güzel Translate... Nasıl? Çok güzel bir platformmuş hocam. Bunu da ben kurdum diyeceğim de. Yani kendimi fazla... Ama yani ne yapayım? Yok güzel yani hocam. Daha çok çalışmamız gerektiğini bize hatırlatmış oldunuz. Yani başarılı insanlarla tanışmak kolay değildir arkadaşlar. Her zaman tanışamazsınız. Böyle yaklaşabiliyorsun. Ve inceliyorsun mesela kendini harita üzerinde yerinin lokasyonunu koyuyorsun. Mesela Berlin'de kim varmış? Püren varmış atıyorum. Viyana'da kim var? Yana var. Tıklayalım. Who is Yana? Yana bir lazy cat. Çok aktif değil Yana. Yana Breska aslında Çek Cumhuriyeti'ndeymiş ama herhalde Viyana'da ben yanlış tıkladım. Daha fazla bilgilerine bakalım Yana Hanım'ın. Uzmanlık alanı neymiş? Ekonomi falan filan. Hangi dillerdesiniz Yana Hanım? Çekçe tercüman. Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Girmemiş. Herhangi bir derneğe üyeliği var mı? Belirtmemiş. Referansı var mı? Belirtmemiş. Ama hani biz bunu arama yöntemiyle de bulabilirdik. Konuşurken Serra herhalde aramızda olan birisi. Serra hemen üye oldu. Öyle mi? Bilmiyorum. Buradan insanlarla bağlantı kurabiliyorsunuz. Mesajlaşabiliyorsunuz. Çok yakında görüntülü görüşme de gelecek. Görüntülü de görüşebileceksiniz. İşte iş ilanı verebiliyorsunuz ve iş ilanlarına başvurabiliyorsunuz. Yani... Hocam Serra evet dedi.
Serra biz burada mıymış ya? Serra evet, çok hızlısın. Buradaymış. Şimdi arkadaşlar şimdi kapatırken ben şöyle söyleyeyim. Ninguri'ye güzel bir şey üye olmanızı isterim. Şimdi artık hep evlerdeyiz. Yani staj yapacak mıyız? Hani o soruları niye sordun işte altyazı, video işleme falan filan. Şimdi biz uzaktan staj yapıyoruz. Zaten bizim hep uzaktan son yıllarda. Haftada bir gün biz ofise getiriyorduk stajyerlerimizi. Bu sene tabii ofise getirtmek olmayacak stajı. Ben hayatın normale dönmesinin daha uzun süreceğini düşünenlerdenim. Karamsar olduğumu düşünmüyorum. Gerçekçi olduğumu düşünüyorum. Yani daha kısa sürede normalleşeceğini söyleyenler var ama rakamlar bunu desteklemiyor. Günde 4000 yeni vaka varken yani hızlı bir normalleşme olması bana çok gerçekçi gelmiyor. Hani günde 100 yeni vaka olsa derdim ki Türkiye 80 milyon o 100 kişi nereden beni bulsun ama 4000 çok büyük yani. O 4000'in de her biri 5 kişiye temas etmiş olsa 20. Yani günde 20 hani bu risk hani bir ayda 1 milyon kişi yapıyor ya. Yani 1 milyon kişiye de yolda çarpmam büyük ihtimal. O yüzden hani bu işin normalleşmesi için öyle yeni vaka sayısının hani 50'li 100'lere hani ölüm değil yani vaka sayısının 50'lere 100'lere düşmesi lazım. Ona da ben biraz olduğunu düşünüyorum. Bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Dragoman şunu söylüyor. Bizim web sitemizde zaten bizim web sitemiz en çok şey için kullanılıyor. Yani biraz da iş için kullananlar olsa çok memnun olacağız da her gün milyonlarca insan yani şaka yapmıyorum hani her gün değil de yani her ay yani bazen milyonu buluyoruz. Bizim web sitemize şuralara geliyor. Geliyor buradan işte sentence'lara bakıyor. İşte uzun cümleler, yani daha kısa yazmanın yolları. Mesela cümle uzunluğunu nasıl ayarlarsın? That kullanmadan nasıl yazarsın? Cümleye rakamla başlamak İngilizce için doğru mudur, değil midir? It is diye başlanır mı? It is considered that, it is probable that. Başlanmaz normalde de işte herkes başlıyor. İşte there, yani öznede olmamalı. İşte boş kelimelerden çıkmalısın falan. İşte aktif yerine pasif. Bunlar hani çok okunuyor yani. Binlerce kişi okuyor Türkiye'den ve yurt dışından. Arayabiliyorsunuz da. Bizde böyle güzel yazma ve güzel çeviriyle ilgili çok tavsiye var. Türkçesinde de var. Mesela işte Türkleş istemiyoruz. İşte böyle ne bileyim. Kaynak metinde muğlaklık varsa ne yapmalıyız falan filan. Şimdi ben sorularımdan bir tanesi şeydi. İşte hani çeviri kalite seviyeleri hakkında bilginiz var mı? Çeviri kalite seviyesi hakkında bilgileri bizim bu çeviri tavsiyeleri başlığı altında görebilirsiniz. Buradan bakmanızı rica ediyorum. Eğer bizde staj yapmayı düşünüyorsanız. Çünkü bizde staj yaptığınızda biz bu gibi konuları işliyoruz ama bilmeden gelirsen yani ilk bir hafta iki hafta yabana gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten baştan testler, sınavlar yapıyoruz. Bilgili insanları almaya çalışıyoruz. Çünkü öğrenmenin sonu yok. Bir de hani herhalde fark ettiniz yani Dragoman'da öğrenilecek şeyler de sıra dışı şeyler. Dolayısıyla biraz altyapı yapıp yani biraz çalışıp gelen arkadaşları staja kabul etmeyi tercih ediyoruz. Mesela ben şeyi sevmem bir de. Yani her gün her şeyi göstereceğim insanları sevmem. Yani ben yol açarım, sen o yolda yürürsün. Yani I can find your path but I cannot, I'm not going to walk it yani. You are going to walk it. Yani I'm a pathfinder ama yani bana yani beni yoldaş olarak görüyorsan yanlış yerdesin. O anne, baba, öğretmen, arkadaş, sevgili onlar. I'm a pathfinder. Ben sana bak burası, buradan git diyebilirim. Ve o gösterdiğim yol %99 ihtimalle iyi bir yoldur. Anlatabiliyor muyum? Nasıl gideceğini yoldaki işaretçileri de gösteririm. Bak şuna dikkat et, ona dikkat et ama ondan sonra yürümek sana kalmış. Efendime söyleyeyim bizim bu kariyerin arkasının altında staj var. Bu senekini tam yazacaktık şu korona çıktı. Yani biz de işte ofislerden çıktık falan. Yakında güncelleriz yani. 1-2 haftaya güncellenir. Nasıl başvuru yapacağınız burada çıkacaktır. Uzaktan olacak komple. Altyazı şeyleri yapacağız. İşte makine çevirisi düzeltme olacak. Çeviri kalite seviyeleri olacak. Bir de bize şey çok lazım. Yani böyle hani video editleme, resim editleme iyi bilen insanlar. Çünkü bizim sosyal medyamızı, diğer işlerimizi biz stajyerlere yaptırıyoruz. Staj sürecinde yaptıklarına para vermiyoruz ama stajdan sonra iyiysen burs veriyoruz. Yani bu sene aylık bursumuz şu an 500 lira civarında. Hani kötü de bir burs değil. Burs veriyoruz.
Ama karşılığında da iş istiyoruz. Ama hani bildiğin iş. Yani çeviri işi değil bu arada. Hani sosyal medya işi, altyazı koyma işi falan. Çeviri yaparsan çevirinin parasını ayrı alıyorsun. Şimdi bizde böyle bir yazın şey oluyor. Verdiğimiz eğitimler için de para alıyoruz biz normalde. Diyoruz ki mesela bak 2 hafta eğitim vereceğiz. Bu eğitimin parası bu. Eğer eğitimlerde başarılıysan senin stajı alacağız. Stajda bu sefer bir sürü uygulama yapacaksın. Onda da başarılıysan sana iş vereceğim diyoruz. Bizde model böyle gidiyor. Genellikle verdiğin paranın çok daha fazlasını bizden kazanmış oluyorsun. Ama yani beleşçi insanlarla ben çalışmıyorum. Bilmeyenleri istemiyorum. Zaten 8000 tane çeviri öğrencisi var. Benim alacağım 5 tane stajyer. Yani tembel, bilmiyor. Yani sadece zorunlu stajına imza attırmaya gelmiş. Bana ne ya? Git ya, nereye gidersen git. Ben bu kadar değerli bilgiyi senin gibi boş bir insana harcayamam. Kusura bakma yani. Ama ciddiysen, bir şeyler öğrenmek istiyorsan, altyapın sağlamsa, başka yerlerde de staj yapmışsan, yapacaksan, yani illa gel Dragoman'ın çalışanı ol demiyorum. Ama hani bu işe ciddi bakıyorsan, zamanını ayıracaksan ben de ayırıyorum. İşte bizim ekipteki diğer arkadaşlar da, editörler, teknolojiden anlayan arkadaşlar zamanlarını ayırıyorlar. Böyle İşte günde 6-7 saat bayağı yaz okulu gibi ders veriyoruz. Ödevler veriyoruz falan. Yani 2 hafta haftada yani bir 50-60 saatin falan harcıyorsun. Bayağı zor bir eğitim yani. Haftada 50-60 saat konsantre olmak zor iştir. Bir de üstüne para veriyorsun. Bunda da başarılıysan staja geliyorsun. Öyle yani, aa Ümit Bey sizi çok sevdim, Dragoman'ı da çok sevdim. Ben de sizinle gibi bir yerde kariyer yapmak istiyorum diyenlere saygı duyuyoruz ama o yetmiyor. Çünkü hani ben şu 1,5 saati geçti, az geçti. Size bir sürü şeyi gösterdim. Hani bunları görmek, okumak, anlamak öyle yani 5 dakikalık işler değil. Ve herkesin de yapabileceği işler değil. Ben o yüzden doğru insanı almak istiyorum. Ciddi olan insanları almak istiyorum. Bir de hani bu sene stajımızda Lingurya da önemli bir şey. Yani Lingurya'nın ben büyümesini istiyorum. Bilmiyorum yani 1000 oldu mu üye sayımız. Bayağı dünyanın her yerinden üye var bu arada, fark ettiniz herhalde. Evet, çok fark ettik. Çok reklamını da yapmıyoruz. İnsanlar kendileri giriyor. Yani biz sosyal medyada 1-2 paylaşım yapıyoruz ama hani burada eğitim fırsatlarını falan da yayınlıyoruz. Ama mesela hani bana yani böyle hani parlak fikirli insanlar lazım. Hani bunu nereye getiririz? Ne bileyim, Sistran'la yaptığımız makine çevirisi içinde öyle geleceksin ki ya bak Ümit abi bunu gel şöyle yapalım, buradan da şunu yapalım, şu terimlerle şunu yaparsak buradan da şu çıkar mı? Çıkabilir hocam, hadi deneyin bakalım. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle yani şey, fazla sivri zekalı olmayacaksın ama hani makul zekalı olmak lazım hayatta. Yani önünde bir kek var, o keki dilimleye dilimleye yemesini öğrenmek olgunluk. Ona bodoslama dalmak hayvanlık yani. Adım adım, büyük bir data o, büyük bir şey. Ama dilimliğe dilimliğe, efendi efendi, elle de yiyebilirsin, çatal bıçak kullanmak zorunda değilsin ama pastayı berbat edecek, böyle pastaya kafasıyla dalacak insanları sevmiyorum. Öyle hani aklı kendinden büyük, kapasitesinden büyük insanlar olsun istemiyorum ekipte ama hani dengeli akıl ve uygulamayı dengeleyen. Bu yüzden de hani mesela spor yapan, müzikle uğraşan, baleyle, yoga ile uğraşan, kitap okuyan insanlar, doğa yürüyüşü yapan, iyi yüzen, bunlar genelde bunu öğrenmişlerdir. Yani kolay değil çünkü iyi müzisyen olmak, iyi sporcu olmak, iyi bir bale, yoga yapmak. Hani emek verince zamanla bir şeylerin geliştiğini bilen insanlar, benim söylediğim şeyleri yapacak sabrı, enerji ve kararlılığı gösterebilen profiller oluyor. Diğer arkadaşlar da böyle seminerlerde buluşuruz. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz, ister adam daha mı artistik yaptı ya dersiniz. Öyle yani. Bence bugünlük yeter, değil mi? Burada bırakalım mı? 1,5 saat oldu. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hocam peki, siz daha anlatsanız biz dinleriz yani. Hiç evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında hatta Ümit Hocam şey sormak istiyordum. Peki altyazı için ne tavsiye edersiniz? Altyazı alanında kendinizi geliştirmek istiyorsak? Ya altyazı alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız şimdi altyazı nereye gidiyor onu görmek lazım ya da nerede? Şimdi altyazıda bir defa automated captioning var. Hiç gördünüz mü? Kullandınız mı? Gördüm ama kullanmadım.
Yani mesela YouTube kendisi hani öneriyor ya altyazı. Hı hı. Şimdi YouTube'a onu sağlayan şirketler var. Ve siz mesela kendi datanızı o şirketlerle birleştirip atıyorum dizi altyazısı yazacaksanız o datayı kullanarak daha hızlı ve yarı otomatik altyazı üretebilirsiniz. Yani sizin sorunuzun cevabı olmadı. Altyazıda kendimizi geliştirmek için ne yapmamız lazım dediniz. Hani ben dedim ki aslında hani altyazı hangi diye programı kullansak ya da nereden başlasak? Ha, yani herhalde herkes şeyden başlıyor herhalde. Subtitle Workshop'tan başlıyor herhalde. Ondan başladık evet. Tamam. Yani yani diğer platformlar şey oldu. Çoğu artık ücretli oldu ve platform sahipleri zaten büyük altyazı firmaları oldu. Yani büyük altyazı firmaları hangileri? Mesela SDI değil mi? SDI Media. Kaç bunlar? 150-200 milyon dolarlık bir firma, belki daha büyük. Platformları da var yani. SDI. Şimdi ne bileyim, sonra Deluxe var. Değil mi? Deluxe Entertainment. Bunlar Sephora'yı satın aldı. Sonra onların platformunu aldı. Yani şimdi hani zaten sen bunlar dünyadaki altyazı işinin ciddi bir kısmını işte SDI, Deluxe, herhalde VSI, değil mi VSI? İstanbul'da da yerleri var VSI'nin. VSI TV, Dubbing, Subtitling. Zaten bu üç tanesi başı çekiyor. Ondan sonra şey vardır, Zoo Digital vardır. Arkalarından gelen. Bunların hepsinin kendi platformu var, anladın mı? Onu demek istiyorum. Yani bunlara çalıştığın zaman görüyorsun ne yaptığını. mesela Iuna var. Herhalde böyle mi yazılıyordu? Yanlış yazdım. Çok onlarla... Herhalde böyle yazılmıyor. Sonra Yella Umbrella var. Bunlar çok iyi. Benim favorilerimden. Ama hani demoları falan olan şeyler değil bunlar. Transperfect zaten 1 milyar dolarlık firma neredeyse. Transperfect'in de kendi, bu adamlar yani durmadan altyazı bütün zaten stüdyoları satın alıyorlar. Şu an en büyüklerinden birisi de bunlar. Ama Transperfect çevrenin her alanında büyüktür. Yani bunlar hani sözlü çeviride cahçurt her bir haltı yapıyor. Altyazıyı burada enteresandır. Şey yapmamışlar. Ön tarafa koymamışlar ama yani burada olduklarından daha büyükler. Makine çevirisinde de çok büyüklerdir bunlar. Anyways yani ama yani altyazıda mesela bizim web sitemizde belki biliyorsunuz. Şurada yayınlar diye bölüm var. Bu yayınlara gittiğinizde burada çeviri kılavuzları var. Mesela altyazı kılavuz mesela. Bunu indirin. Zaten İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce'de neler yapmanız gerektiğini gayet güzel görürsünüz. Ankara'da galiba Şirin Hoca Bilkent'te. Onun bir kitabı var altyazıyla ilgili. Tavsiye ederim. Evet, o var zaten. Bence güzel bir yayın o. Yani bizimkisi çeviri hataları, biz nasıl düzeltiyoruz? Bu da bence güzel bir kılavuz oldu örneklerle. Tamam. Altyazı çevirileri kılavuzu. Bu arada bizim başka kılavuzlar da var. Hani basın çevirileri, finans çevirileri, hukuk çevirileri, yeminli çeviri falan filan. Hani biz tabii hepsini yayınlamıyoruz da bildiğimiz şeyin hepsini, çoğunu anlatıyoruz yani, gösteriyoruz. Hani bu da bir kaynak olabilir. Ama yani altyazı olayında yazılım okey de yani mesele orada da başka şeylere gidiyor. İşte mesela şeyi gösterdim ya, Omniscient'la MemoQ. Omniscient videoyu koyuyorsun, sana o videoyu dakika bazında çözüyor, altyazını koyuyor. Hatta bir de otomatik olarak Türkçe'ye çeviriyor. Sen MemoQ'da üstünden post edit yapıyorsun, bitiyor. Yani sadece altyazı için geliştirilmiş Subtitle Pro'da olmasa, bizim Nubuto'da al SRT'sini, SRT formatındaki altyazı dosyasını Nubuto'ya koy, Sistran'la çevir, dakika makika her şeyi çevirsin, sen üzerinden kontrol et. Millet 3 günde bitirirken sen 1 saatte
bitir ver falan filan. Yani bunları hani mesele önce şeyi öğrenmek lazım. Mesela bu hani şu an kabul edilen Netflix standartları var dünyada. Onu baz alan şekilde altyazı nasıl yapılmalı bunu öğrenmek lazım. Onun dışındakiler zaten dünya devlerine çalışıyorsan adam sana ne platform vermişse oradasın. Ama daha kendin bir şeyler yapıyorsan o zaman işte Memoku'yla Omniscient'i mi bağlayayım, Sistran'la Nubuto'yu mu bağlayayım, yok işte MemSource'la bunu mu bağlayayım falan, başka programlar da var daha şu an saymadığım. Bence biraz ona gitmek lazım. IBM Watson'ın da çok güzel bir medya analiz şeyi var. İnanılmaz ve duygu analizi ne kadar yapıyor. Videoyu koyuyorsun ve IBM Watson'a mesela hani ben demin Sistran'ı konuştum ve konuştuğumu çevirdi ya hani. Hatırlıyor musunuz? Evet. IBM Watson'a sen videoyu koy. Video akar, videoya konuşuyorsun. Diyorsun ki mesela diyorsun ki bana 2019 sezonunda Avrupa liglerindeki bütün sarı kartları göster. Show me all yellow card scenes in European football leagues diyorsun. Bunu IBM'e diyorsun. 10 saniyede sana hepsinin klipini yapıyor. 10 saniyeden fazla da yani. Anladım. Olay hani olay şu anda ya abi altyazıda mıyım falan. Abi language and data, big data slicing tamam mı? Yani başka türlü düşünmeniz lazım. Ben hani teknoloji. Yani ben bu workshop'ta, workshop olmadı. Yani ben bu konuşmada o ilhamı size vermek için kabul ettim. Yoksa altyazı üzerine bir konuşma yapsak, bizim sevgili Serhat, Türkiye'de başka zaten üstadlar var. Üniversiteye gelip konuşan hani eşek herif gibi hani adamlar var. Çok iyiler yani. Onların konuşması lazım. Ama hani altyazıyı daha büyük bir ölçekte, daha farklı bir seviyede yapmak istiyorsan, o zaman matbaaya direnen Osmanlı katibi olmayacaksın. Onu kendine rakip de görmeyeceksin. Nasıl işlediğini öğreneceksin. Kendi müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlayıp kullanacaksın. Bunu yaparsan düşündüğünden çok daha iyi bir yerlere gelirsin. Ha belki paran yoktur. Bir operatör olursun ama Türkiye'de ben de işe başlasan benim bu sene vereceğim maaş 2500 lira hocam. Hadi ağzında kuş tutun 3000 lira verebiliyorum. O kadar gücüm var. Tamam mı? Türkiye burası. Ama sen bu işleri öğren. Hatta sordum bazılarınıza başka diller biliyor musunuz diye. Diğer dilini de parlat. Git Linguria'ya. O Atlanta'daki proje yönetici işine başvur. De ki hocam ben onu da biliyorum. IBM'i de biliyorum. Cart'ı da biliyorum. Curt'ı da biliyorum. Skype'dan bir interview yap. Kazan. Git 4000 dolara 5000 dolara San Francisco'da çalış ya. Niye burada çalışıyorsun? Yani sky is the limit yani. Ama yani are you looking at the sky or are you looking at what yani? Okay. Çok teşekkürler Ümit Hocam. Sorunuza çok farklı bir cevap verdiğimi biliyorum ama ben böyle cevap vermek istedim. Yok ama çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru yoksa kapatıyorum. Tamam. Benim çok teşekkür ederiz Ümit Hocam. Ağzınıza sağlık. Tamam. Arkadaşlar harikasınız. Aktan Bey size teşekkür ediyoruz katıldınız. Çağıl Zehni organize ettiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Ben bunun videosunu YouTube'a yükleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Hatta bize de atsanız çok seviniriz. Nasıl atacağım abi? Kaç gigabayttır ya? YouTube'a... Hocam hani... atarsınız ya. Bir transfer var, bir sürü uygulama var. Vay! Bakıyorum bir anda işinize gelen teknolojiler hemen çözülmüş. Big Data'yı dilimlemeye başladılar hocam. Anın aynı valla Aktan abi. Hocam ben bir şey sorabilir miyim gitmeden? Tabii. Siz şey demiştiniz sanırım, görsel tasarım uzmanı arıyorum demiştiniz. Görsel konuları biliyorsanız işimize geliyor. Çünkü bizim her sene o konuda stajyer ihtiyacımız oluyor. Sosyal medyamızda görev veriyoruz. Şimdi şöyle, ben uzun süredir yaklaşık 9 senedir görsel tasarım uzmanlığı yapıyorum. Hatta bu konferansla tasarladım. Konferansın ofisinde dediğim gibi ben tasarladım. Eğer beğendiyseniz tekrar bir CV yollama imkanım varsa yollayayım size. Bir görüşelim isterseniz. Çok sevinirim. Süper. Çok teşekkür. Elinize sağlık. Noel Baba'yla. Rovaniemi'de orası. Finlandiya'da. Oraya uçak kalkıyor artık. Ama eskiden kalkmazdı. Eskiden önce Finlandiya'ya uçardın. Oradan küçük bir uçakla giderdin. Buz üstüne inerdin. Sana tulumlar giydirirlerdi. -20-30 derecede Noel Baba'nın yanına giderdin. Ya Noel Baba diye bir köy kurmuşlar işte. Tatlı bir fotoğrafım hocam ya. O zaman güzel. Yakın, hemen yanında da Kimi Raikkonen'in karda ve buzda hızlı ve güvenli araba sürme üzerine kursu var.
Oo, çok güzel. Asıl orayı göreceksin. Yani var dehşet yani. Karda o arabadan çıkan şeyleri bir göreceksin. Of. Neyse, I am too old for this anyway. Yani arkadaşlar, sizi seviyorum. Çok sağ olun. Sağlıklı kalın. Virüsle yaşamayı öğrenin. Kendinizle ve teknolojiyle yaşamayı da öğrenin. İddialı olmaktan çekinmeyin. Biliyorsanız bunu gösterin. Ama iddialı olmakla da tevazuyu karıştırmayalım. Sonuçta evrende nokta bile değiliz yani. Ama hani gereksiz tevazu da bence riya. Bilen de gelsin buyursun, ben de bunu biliyorum ümit desin. Hemen oturalım konuşalım. Bilmeyen de eğer ilgiliyse, yetenekliyse, bazı kriterleri karşılıyorsa hani, araştırma becerisini özellikle sordum. Çünkü ben size bir sürü şey gösterdim. Araştırmazsan benim anlattığımın üstüne bir şey koyamazsın. Hani ben çünkü klasik bir şirket sahibi değilim. Bunu fark etmişsinizdir. Yani benimle ilerlemek için senin kendine üzerine bir şey koyman gerekiyor. Yani başka türlü olmaz. Öyle bu araştırma becerinde iyiyse tamam, biz iyi anlaşırız. Zaten benimle çalışan beni yani haftada bir ya da ayda bir ya da yılda bir görür. Ama ara sıra konuşuruz da hani ben öyle küçük şeyler için sürekli görüşmeyi sevmem. Yolu gösteririm, başında eğitirim, ondan sonrası senin. Ara sıra takıldığın şeyleri sorarsın ama sonrasını sen yaparsın. Ben böyle içinde enerjisi olan, içinde yürüme arzusu olan insanları arıyorum. Sadece böyle insanlar iyidir demiyorum. Diğer sakin olanlar, hatta tembel olanları da severim. Ama şu an ihtiyacım olan, kendi içinde bir alev gibi motor olan, yıldızlara ulaşmayı isteyen insanlar. Öyle insanlardansanız yazın, görüşürüz. Hadi sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Biz de hocam, görüşmek üzere. Bay bay.